Evet değerli dostlar, ne yazık ki yeni bir hain terör saldırısıyla karşınızdayız. Bu gelişmeleri konuşacağız. Özellikle Taksim'de polise yönelik saldırı, onun öncesinde Gaziantep'te düğüne yönelik saldırı, Kayseri'de askerlere yönelik saldırı ve dün akşamda Ortaköy'de masum insanlara yönelik saldırıyla Türkiye yeni bir girdabın içerisine sürüklenmeye çalışılıyor. Tabii ki Suriye'deki ateşkesin de bir payı var mı yok mu? Rusya ile Türkiye arasında eş zamanlı olarak saldırılar gidip geliyor. Putin'in açıklamaları vardı, ona değineceğiz. Obama gider ayak yeni bir hamle mi yapmaya çalışıyor? Neler olacak? Bütün bunları konuşacağız Fatih Tezcan ve İsmail Öz'le birlikte. Hem olayın perde arkasını masaya yatıracağız hem de terörün sosyolojik boyutunu ele almamız gerekiyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Ne kadar hoştur bilmiyorum, siz de öyle hoş geldiniz ama genel kapsamlı olarak her terör saldırısından sonra Türkiye'yi işgal projeleri, Türkiye'yi birbirine düşürmeye çalışmaları noktasında bir takım analizler yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi dün akşamki mesele bu kadar basit mi yani? Daha öncesi var mıydı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde aslında bir istihbarat verdiği de söyleniliyor. Özellikle işletme sahibi bunu söylüyor. Genel anlamda bir fotoğraf rica edelim sizden. Eyvallah. Sizi ve izleyenleri saygıyla selamlıyorum. İnşallah hayra vesile bir şeyler konuşmayı Allah bize nasip etsin. Amin, hayırlı inşallah. Başlayıp hayırlı bitiririz inşallah. Şimdi her saldırıdan sonra çıkıp bu saldırı bir algı oyunu. Bu saldırıyla şu amaçlanıyor diyoruz ama saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Önce buna işaret etmek lazım. Buna bir cevap verelim. Diyorlar ki tamam evet algı oyunu ama kardeşim hani hiç mi bunu durduracak bir istihbaratımız yok? Hiçbir şey. Tabii bunu biz burada Akit TV'de kaç oldu artık bilmiyorum cevaplıyoruz. Duymazdan gelebilirler. Tekrar tekrar internete atılıyor. İnsanlar bunları soruyorlar Twitter'la. Hala duymazdan geliyorlar. Kardeşim dünyada hiçbir ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere gibi büyük güçler, Çin veya bunların hepsi birleşse dahi hiçbir ülke asimetrik istihbarata karşı koyamaz. Ne demek bu? Rayna'nın güvenlik bilgilerini eğer FETÖ sızdırıyorsa, DHKPC, CHP, HDP buradaki mezhep, etnik kökenli bir takım detayları bir yerlere iletiyorsa ve buraya DAEŞ gönderilerek aynı odak tarafından bunlar tamamı CIA ile MI6 ile biliyorsun beraber çalışıyorlar. Eğer buraya DAEŞ gönderiliyorsa bunu Türkiye karşılayamaz demiyorum. Dünyada hiçbir ülke buna karşı koyamaz. Çünkü bu asimetrik saldırıdır. Bir istihbarat örgütü güçlüdür. Ama iki veya üç istihbarat örgütü gücüne karşı hiç kimsenin koyamayacağı kadar güçlüdür. Bir konsensüs var yani. Bunu çoluk çocuk toplandı. Bravo. Bir konsensüs, bir platform, bir çatallı yapı grubu dediğimiz yapı grubu var. Fethullahçılar, DAEŞ, PKK, etnik temeller, mezhepçi temeller bununla beraber çalışıyorlar. Dolayısıyla bir kere bunu bir geçelim ama dünkü saldırı çok ilginç bir saldırı. Neden? Normalde ayık gezemeyen insanların gece saat 2'de Twitter'da tek bir imla hatası bile yapmadan Rayna'da daha kan yere düşmüş, ambulanslar yolda hastaneye varmamışken hiç hata yapmadan hepsinin aynı anda Sünni Müslümanlar diyerek, şimdi rica edeceğim ben rejiden. Barbaros Şansal'dan söz ediyoruz. Yok çok tweet var. Evet. Barbaros Şansal da bir sürü. Hepsini afişe edeceğiz şimdi. Çünkü neden milletimiz. O tweetleri getirelim ekranlara yavaş yavaş. Bu Twitter'a tek tek mesela bu arkada dursun ben rejiden rica edeceğim. Şimdi koordine olarak konuşacağız. Buna saldırmalarında bir durum var burada. Yani tekrar söylüyorum. Bak normal şartlar altında gündüzleyin bile iyi tanıyoruz. Alkolsüz duramayan tiplerin yılbaşı gecesi saat 2, 3, 4, 5, 6 sabaha kadar ayık, bir imla hatası bile yok, mükemmel derecede. Sanki yılbaşı gecesi hiç içmemiş, sanki Rayna'da saldırı olacağı önceden söylenmiş, sosyal medyada saldıracaksınız, DAEŞ Rayna'yı vuracak, siz de Twitter'ı vuracaksınız, Facebook'ı vuracaksınız, Türk Devleti'ni, Diyanet'i, Sünnileri biraz sonra diğer konumuzun izah edeceği üzere Sünni bloğu ve Alevi bloğu vuracaksınız denmişçesine bir bakıyorsun aa insanlar biz ömründe hani el an ağzına alkol koymayan biz zor ayakta duruyoruz gece 4-5 sevgili kardeşim
Siz alkol alan insanlarsınız. Yılbaşında içtiniz. Siz nasıl bunu diye bu kadar imla hatası yapmıyor? Barbaros Şansalı bir ilk getirir miyiz hemen orada? Sırayla bakın, orada bir yerde olacak ona. Bir bakın ona verdiğim cevapla beraber. He? Olabilir mi? Ben zor durdum. İtiraf ediyorum kardeşim. Sabah 6'ya kadar. Ben akşamleyin saat zannediyorum 6, 7, 8, 9 sıralarında Ortaköy'deydim. Ortaköylü, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Bey'i biliyorsunuz yayınladık. Hem her yerde yayınladık. Değiştirelim tweet'i diyorum. Bulalım onu hemen giderek. Arkadaşlar, onu hemen şey yapalım. Google'dan da bulabilirsiniz. Yok, hayır ben USB'yi verdim. Hayır. Alabilirim. Orada hazır kesmiş verdim. Tamam. Şimdi ben Ortaköy'deydim. Vaka, ben de onun önünden geçebilirdim. Biraz daha geç kalsaydık ben şehit ailesini rahatsız etmek istemedim. Çıktım Ortaköy. Biz de orada ölebilirdik. Benim içerideki şu anda 39 vefat eden katledilmiş mazlumdan, masumdan kaç tanesi arkadaşım ben şu an bilmiyorum ki. İçeride çalışan kardeşlerimizden Ortaköylüler var. Ben eski Ortaköy'de yaşamış birisiyim. Bakalım oraya. Bunun bir büyüğü de vardı. Neyse bakalım. Ne diyor? İşletmecisi ve bütün seyircilerden özür diliyorum böyle bir pisliği. Arkadaşlar okunmuyor. Okunanı var orada. Onu getirelim arkadaşlar. İşletmecisi ve çalışanları diyor. Yani şunu söylemek istiyor. Orada Alevi bir zümre vardı. Daeşli Sünni Müslümanlar dedi. Sünni Müslümanlar sırf işletme sahibi Alevi olduğu ve çalışanlar Alevi olduğu için onlara saldırdı dedi. İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı. Özeti budur. Ben sizden özür diliyorum. Bir insan iki şekilde dünyaya gelir. Bunu yazan mahluğu anası doğurmuş olamaz. Bu başka bir şey bunlar. Bu başka bir şey bu. Neden? Onlarca mesaj aldım Ortaköy'den. Senelerim Ortaköy'de geçti. Ben Ortaköylüyüm. Fatihliyim. Rayna'nın sahibinin Alevi olduğunu 6 çocuğumun başına yemin ediyorum. Bak, bu kadar Alevi bana yazıyor, hepsi kardeşim Ortaköy'den. Sayısız Alevi dostum var. Biz Rayna'nın sahibinin çalışanın Alevi olduğunu Barbaros Şansal denen kahpeden öğrendik. Biz böyle bir şey görmedik. Ortaköy'de saldırı oldu, konuşuyoruz değil mi bugün? Ortaköylüler, Ortaköylü Aleviler. İsim, bak isim de veririm. Diyorum ya, eski Ortaköylüyüm. Biz bu şerefsiz bunu yazana kadar Ortaköy'ün Rayna'nın sahibi Mehmet Koç Aslan'ın Alevi olduğunu Türkiye bu bölücü kahpeden evlat. Bak bundan öğrendi, iyi bakın buna. Tükürün yüzüne, tanıyın bunu. Bunlar bölücü şerefsizdir. Tanı. Rayna'yı bombalayan DAEŞ'in sosyal medyadaki partnerleri bunlardır. Tanıyın bunları kardeşim. Bilerek getirdim USB'yi. Allah sizden razı olsun. Şimdi ben sana soruyorum spiker sunucu kardeşim. Bir hafta evvel burada Alevi kardeşlerimiz, dikkat edin. Sizi kışkırtacaklar dedim mi demedim mi seninle beraber? Sen böyle oturuyordun. Konuştuk. Dedik değil mi? Tabii. Ne oldu? Sünni Alevi çatışması 2017'yi provokasyon yılı seçtiler. İstihbaratın ağzından, ikinci ağızdan Türkiye'ye duyurdun mu? Şahit ol. Herkes şahit. Bunun videosunu yayınladık tabii, mı? Yayınladık. Hepsini yaptık. Doğu belki Perinçek üzerinden de konuştuk. Doğru mu? Hatta. 15 evet. 10 daha 1 Ocak 2017 ilk saatinde ve şahıs şu an firari. Şahıs yok ortada. Halbuki DAEŞ kendini patlatır. DAEŞ sözü verilmiş, bilerek bugün hükümetten açıklama var. Biz DAEŞ diyoruz da biz bile düşüyoruz. Daha DAEŞ bir olduğu belli değil ki. Kimin olduğu belli değil daha. Şahıs firari. DAEŞ kendini patlatırdı. Mekanda 700-800 kişi olduğu söyleniyor. Ağzına kadar dolu. Yani sadece kapının önünde 50-100 kişi var. Şimdi benim şahitliğime gelelim. Ben dün Ortaköy'deydim. Bu işlerin uzmanı olduğumu düşünüyorum. Bir örgüt. Bütün Ortaköy polisti. Her yer akrep doluydu. Etilere çıktım. Oradan teme bağlandım. Yürüdüm. Levent'ten. Yalnız bir örgüt. Her yer polis doluyken mi saldırı yapar? Yoksa biraz daha güvenlik, emniyet biraz daha şöyle bir sakinken, zaaf demeyelim de hayır, daha normal onu kollar ya. Zaaf kollar ya. Ne oldu da bu terzi yamağı denen mason localarının bütün kumaş ve kıyafetlerini deşifre ediyorum yazın. Mason loca toplantılarının masa örtüsüne kadar bütün masonların kıyafetlerini,
özel ritüel kıyafetlerini diken Barbaros Şansal. Kendi de mason olan Barbaros Şansal. Türkiye ilk defa öğreniyor bunu. Ne oldu da dün akşam hangi locadan talimat aldı da o tweet'i attı? Dedi ki Rayna'nın sahibi çalışanları Alevi Sünni Müslümanlar mı? Sünni, Alevi, dinsiz, dinli, laik, dindar. Bütün insan evlatlarının bağrı dün Rayna'da yandı. Yandı mı? Şahit misin? Yandı. Niye? Ben yılbaşı kutlamasına karşıyım kardeşim. İnsan olarak karşıyım, Müslüman olarak karşıyım. Niye? Benim miladım değil, Hristiyanların miladı. Noellerini tebrik ediyorum ya. Noelleridir. İsteyen kutlar, isteyen kutlamaz. Yılbaşı Noel farklı. Yeni bir yıla giriliyor. Biraz daha soft bir konu. Ama yeni yıla girişte biz şehitlerimiz var diyoruz. Biraz daha farklı idrak sahibiyiz. İstemiyoruz. Gel gelelim. Bir kişi Noel'i de kutlar. Yılbaşında kutlar. Gider en sapık eğlenceyle yapar. Tırnağına değemezsin, dokunamazsın. Fikriyatımız budur. Neden? Leha mekesebet. Leha mekesebet. Ve leha mektesebet. Kur'an ayetleri var. Bu geleneksiz, şeriatsız, dinsizler bizi idrak edemezler. Bizim yerleşik şeriatımızda bir insan gider eğlenir kardeşim, dokunamazsın. İçeri giren, orayı patlatan, daha sonra Reyna'daki saldırıdan sonra devlete, Sünnilere dil uzatanlarla aynı fikriyattadır. Allah'ın şanına kasem ediyoruz. Reyna'yı patlatan teröristle Reyna'daki patlamadan hemen sonra devlete, millete, diyanete, Sünni, Alevi, Alevilere de saldırı var burada. Dolaylı olarak Aleviler tahrik ediliyor. Bunlara saldıranlar vallahi billahi ortaklar. Ama İslam üzerinden teröre saldıranla terör üzerinden İslam'a saldıran aynı sahibin elindeki farklı tasmalı it köpektir. Aynı emperyalistin farklı kostüm giydirdiği, birine Noel Baba giydirmiş, birine başka bir kıyafet önemli değil. Birine sakal koydurmuş, demiş ki işte nahnu mukatilun mücahidun bilmem ne Daesh. Öbürüsüne sakalı çıkartmış bir gay, bir homoseksüel, terzi yamağı, Barbaros Şansal, Fatih yaşlılar, amberin zamanlar. Peki diyorsun hani devam edebilecek miyim bilmiyorum biraz sonra. Edeceğiz. Hepsini afişe edeceğim biraz sonra. Birine de bu kostümü peki giydirir. Peki. Mühim. O tweetler birazdan Fatih Tezcan tarafından tekrar yorumlanacak. Özellikle cinsel kimliğinin hepsini altı çizildi ama. Şimdi bakın değerli dostlar, cinsel kimliği burada hiçbirimiz belki homofobik olan insanlar da vardır. Netice itibariyle cinsel kimliği kendine aittir ama İslami duyarlılıktan, İslami hassasiyetten bu kadar uzak insanların saldırı gerçekleştikten hemen sonra ortalığı birbirine verecek tweetler atması da aslında son derece manidar. Yok, orada bir dakika, benim vurgum homoseksüelliğin cinsiyet vurgusu değildir. Benim orada yaptığım vurgunun cümlenin tamamı şu: birine sakal bıraktırır Daesh. Birine homoseksüel diye bir ironi yapıyorum. Yani burada bir cinsiyet vurgusu sizin için yok. Söylemiyorum. Ha, tamam. Genel olarak söyledim. Seyircilerimiz o şekilde anlayabilir. İsmail Öz'le devam edelim efendim. Şimdi dün akşamı yorumlamanızı isteyeceğim. Hem sosyolojik tabanlı olarak hem de biraz psikolojik tabanlı olarak. Şimdi teröristlerin kimliğine bakan bir toplum haline geldik ne yazık ki. PKK terör örgütü eylemlerde bulunduktan sonra ne yazık ki seküler olarak kendini betimleyen insanlar biraz daha geri planda duruyor. Ama DAEŞ herhangi bir terör eyleminde bulunduğu zaman, ki Fatih Tezcan da altını çizdi, bunun DAEŞ tarafından yapıldığını da bilmiyoruz ama birden ortaya çıkıyorlar. Şimdi bir teröristin zihin yapısını ben sizden yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi diğer bütün meseleler gibi aslında bu dünyada bugün terör olayları ve terör örgütleri de o kadar girift bir hale geldi ki tabii bunların bütün katmanlı zeminlerini çözmek ve tahlil etmek bambaşka bir birikim, bambaşka bir şey gerektiriyor. O yüzden çünkü bu etnik yapılı terör örgütleri ticari faaliyetler üzerinden yürüyen, ticari çıkarlarını korumak üzere oluşturulmuş, belli sorunlar üzerine odaklanmış ve çöreklenmiş terör olayları. Yani bunların hepsi artık bugün çok son derece birbirine girmiş vaziyette. Ve o giriftliği de zaten biz bugün Orta Doğu'da ve oranın üzerinden de bize bir şekilde ithal etmeye çalışan veya ihraç etmeye çalışan zihniyetler var.
Yani burayı biz bu zeminde çok net bir şekilde okuyup görebilmemiz lazım. Anneniz Brevik denilen bir Norveçli terörist vardı. Evet gördük yani orada sürekli. O da bir katliam yaptı. Fakat burada tabii ki yapılan katliamlarda bu tip uygulamalar görüyorsunuz ki çok ciddi anlamda organizasyon içerisinde gerçekleşiyor. Yani bir bireyin bir cinnet haliyle beraber ortaya açtığı bir takım işte mermiler gibi veya buna benzer bir işte öldürme faaliyeti gibi değil. Yani bunu bir defa görmemiz lazım. Burada son derece bir akıl tarafından yönetilen ve farklı grupların içerisinde olduğu ve her birilerinin de farklı bir misyon üstlendiği bir girişlikten bahsediyoruz burada. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın çok enteresandır. Yani bu sabahleyin bizim konuştuğumuz bir programda da bunu deşifre etmeye çalıştık. Yani burada aslında tabii ki birçok terör örgütünün parmağı olabilir bu işte. Çünkü birbirlerinin reflekslerinden etkileniyorlar. Bugün terör örgütleri simbiyotik bir ilişki içerisindeler. Tamam mı? Birbirlerini besleyen bir zeminde yaşıyorlar. Bunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla burada da şimdi bir yandan da biliyorsunuz bu neokonların bir tarzı vardır. Bu tarot kartlarıyla şunlarla bunlarla böyle yıllara dönük şeyleri veya sinoptikon diye tabir edebileceğiniz belli şahıslar ağzıyla. Yani onların belli şahsiyetleri vardır, belli ağızları vardır. Tamam mı? Bu bir akademisyen olur duruma göre, yerine göre ve şartlara göre. Yani şunu mu anlamak gerekiyor? Konjonktüre göre bir mekanizma işliyor. Ama onun mekanizma işliyor fakat o mekanizmada herkesin rolü farklı. Mesela bu işin içerisinde bir takım akademisyenler de olabilir. Bir takım efendim sanatçı da olabilir. Bir takım şu da olabilir, bu da olabilir. Bunlar nedir? Toplumun belli zeminde bir algı oluşturmuş, belli bir zeminde bir yer yakalamış insanların ağzından. Mesela bunu bazen değil mi görüyoruz işte bizim toplumda abuk sabuk işte ilaçları şunları bunları pazarlayanlar bile bakıyorsunuz ki bir tane bir adama bir efendim doktor şeyi giydiriyor değil mi? Çıkarıyor orada konuşturuyor. Siz onu gördüğünüz zaman diyorsunuz ki aa bak işte doktor anlatıyor işte canım bu bitki ilacı iyiymiş filan. Halbuki öldürüyor. Şimdi bu terör örgütü de bunun başka bir boyutunu yapıyor. O ne yapıyor? O da gidiyor mesela bu sinoptikon dediğimiz bu şahsiyetler eliyle aslında bir yerlerde işi oluşturulmuş, pişirilmiş, servise hazır bir takım şeyleri, bilgileri bir akademik çalışma gibi veya bir gazete köşe yazısı gibi veya başka bir şey, bir televizyon yorumu gibi insanlara sunuyor. Şimdi bakıyorsunuz ki burada bu olay ne? Yani gördük işte Rus Büyükelçisi'nin şeyde bir sergide öldürülmesi hadisesi efendim bir dizinin içerisinde çıktı bak. Aynı. Resim sergisi, efendim orada işte ne yapıyor, bir saldırıya uğruyor falan. Bu ne oldu? Hemen bir sonraki, aynı dizinin bir sonraki bölümünde Noel Baba ve canlı bomba. Bak, var, çıktı. Bugün orada hatta belki de şu anda YouTube'da vardır, bulabilirler. Evet, saldırganın Noel Baba kıyafetiyle bu saldırıyı. İşte, ne kadar da örtüşüyor değil mi? Bak, aynı dizinin bir sonraki bölümünde de bu geliyor. Şimdi bunları ben az önce orada da söyledim. Bakın şimdi akademik çalışmalar açık kaynaklar üzerinden yürür değil mi? Akademisyenin gidebileceği yer bu anlamda belli. Akademik metnin gidebileceği yer de belli. Fakat burada kriminolojik anlamda kriminal olarak çalışma yürüten polis akademileri, bizim güvenlik birimlerimiz bütün bunları tahlil etmek ve anlamlandırmak zorunda. Yani bunlara bir komplo teorisi diyerek ki zaten bence en büyük gücünü de oradan alır bu tip hareketler. Yani nasıl olsa komplo derler ve komplonun da toplumda bir itibarı yoktur. Kimse de itibar etmez zaten. Dolayısıyla işte bir zeminde bu servis edilir. Fakat bunun başka bir zeminden artık bunların komplo olmadığını, sonuçlarının son derece kesin ve gerçek olduğunu, insanların hayatına kasteden zeminler üretebildiğini, yani bunların sadece o bir film sahnesi gibi, sadece tarot kartında olduğu gibi kalmaması gerektiğini de başka bir birimin, başka bir gözün çalışması lazım. Bunlar şimdi olduktan sonra ha bak burada da demişler demek durumunda olmamalıyız yani. Önleyici tedbir denilen bir mekanizm var. Yani tedbir fakat zaten öyle. Bu kaynaklar önemli. Bugün bu kaynaklar nereden servis edilmiş belli. Dünyada bunlar da kendilerine farklı kaynakları seçiyorlar işte. Dizi gördük yani burada Hollywood'un da yıllarca değil mi? Amerikan politikalarını nasıl dizilerle falan veya filmlerle servis ettiğini, ileriye dönük perspektiflerini nasıl filmleştirerek aslında dünyayı ona hazırladığını gördük. Yani burada gördüğü işte şeyde Trump'ın yürüyen merdivendeki resmine kadar adamlar tarotlarda resmetmişler. Yani Simpson karakteri şu bu falan. Ya bunlar bu kadar tesadüfi şeyler olamaz ve bunları bir komploya bağladığınızda o zaman onun gerçek sonuçlarını göremez hale geliyorsunuz. Anlatabildim mi? Hani şimdi ben bir akademik zeminde bir şeyler yapmaya çalışan birisi olarak bunları söylerken nerede durduğumun da farkındayım. Yani, ama sadece komploya hapsederek de bu tip gerçekleri de görmezlikten gelemeyiz. Bak bunlar bir vaka.
Vaka yani hikaye değil. Ortada sonuçları gerçek. Yani hakikat, hakikat ki bu coğrafyanın gerçeği falan bunlar değildir. Bu coğrafyanın hakikati farklıdır. Bu coğrafya gerçek hakikatine dönmek zorundadır. Ve dolayısıyla diyorum ki bakın bir insan ya da bir ülke ne kadar fazlaca umut oluşuyorsa oraya, çünkü Türkiye bugün bir umuttur yani İslam coğrafyasında. Gerçekten öyledir. Hitap ettiği Osmanlı döneminde 25 milyon kilometre karelik bugünkü Türkiye sınırlarının 30 katı büyüklüğündeki bir coğrafyaya hükmetmiş bir devletin üzerinde taşıdığı bakiye üzerinden bir korku yaşanıyor. Siz bir şeyi ne kadar umut yapıyorsanız sizi tehdit edenler de o umudunuza o kadar saldırıyorlar. Türkiye de bugün bu yüzden bu kadar tehdit ve riskler altındadır diye düşünüyorum ben. Yani, evet. Peki bütün bunları konuşacağız. Şimdi tabii, diğer taraftan buyurun. Da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri son derece önemli. Hala orada bir şaibe olduğunu savunan başkan şu anda görevde. Onun da atacağı bir takım elbette ki adımlar olacak. Ama zaten onun öncesinde özellikle toplumlarda sanki bir uyanış söz konusu. Özellikle 15 Temmuz süreci, Arap Baharı bunun içerisinde var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Amerikan toplumu da aslında kendine dayatılanı kırmaya çalıştı bir nevi Trump'ı destekliyor. Şöyle söyleyeyim bakın burada önceden tabii Türkiye'nin hali pürmelali ortadaydı değil mi? Yani dolayısıyla orada biz sürekli bir tek kanallı bir bilgilenme sürecinden geçtik. Aynı şekilde bizim tek kanallı bir öğrenme stilinin içerisinden çıktığımız için ama bugün başka bir yere geldik. Bugün farklı kanallarımız var. Bilgilenme kanallarının içerisinde bizim gibi düşünen insanlar da konuşuyor. Bizi aydınlatmak ve bu ülkenin tarafında duran insanlar da bugün konuşuyor. Bunlar çok önemli. Yani artık bilgilenme kaynakları tek değil. Ve üstelik bakın işte az önce Fatih Bey burada gösterdi. Yani onların Twitter'ını, sosyal medyasını, şuyunu buyunu çabucak deşifre edebilecek. Efendim Suriye'deki bir fotoğrafı alıp oraya koyduğunda işte efendim şurada tank bunu ezdi, darmadağın ettiği yemeyecek bir zeminde karşı ataklarımız var. Ama aynı zamanda sadece savunma... Yok, özür dilerim. Şöyle bir hatamız yok. Bir saniye. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben izah edeyim. Bakın oraya hayır, ben size anladım. Tamamlanmazsa getireyim oraya. Siz yine hayır, söyleyin. Müsaade buyurun. Devam edeceksiniz. Dün gece A Haber'de, evet. Dün gece Kanal 24'te, dün gece ülkede neden gece operasyon yapıldı? Evet. Sizin dediğiniz kaynaklarımız var dedi. Şu anda Akit TV. Yani haksızsınız demiyorum. Teyit ve tekkit için bir şey söylüyorum. Diyorum ki dün gece ambulansların mavi kırmızı ışıkları döndü durdu haberde. Şehitler Tepesi'ne döndü. Analiz bu saldırı ülkemizin huzuruna yapılmıştır bilmem ne bilmem ne. Hayır. Tayyip Erdoğan'a bir kişinin çıkarıp da bir kuruş verdiği yok. Bedava kimsenin kanalı açtığı yok. Herkes menfaatinde pasta parselden yürüyorlar. Öyle bir şey yok. Siz iyi niyetli konuşuyorsunuz ama milleti enayi yerine koyuyorlar. Bak burada deşifre edilmesi gereken bak ne diyor. Pakistan'a hoş geldiniz diyor Lemansam. Bak ne diyor o hal boş iştir diyor Ayko Bağdat. Bakarsan Ermeni, bakarsan hiç FETÖ-METÖ alakası olmayacak bir insan doğru mu? Demek istediğim şey ne? Siz ne dediniz? Bunlara karşı koyacak kudretimiz var. Bu doğru bir cümle ama nerede düzeltmek istiyorum bunu? Bu potansiyelimizi mavi kırmızı ışık şovuyla kapatıyorlar. Bunu kullanmıyorlar. Gerçek medya yok, goy goy medyası var. Akit TV'deyiz. Diyorlar ki dün akşam mesela çıkarken bir cümleyle bitiriyorum sözünüzü kestim. Diyorlar ki ha niye 100 tane ölü olmadı diye buna üzülmek için mi Akit TV'ye çıkacaksın diyorlar. Demin yayına girmeden önce spiker kardeşimle konuştum. Bağrımız yandı diyorum abi ne diyorsun iki kalbimiz olsa ikisi de yanardı diyor bana bu spiker çocuk. Neden bu cümleleri kullanıyoruz biz? Neden burada içeride demin Okan'la yönetmenle konuşuyorum? Neden bu bağlamda konuşuyoruz? İnsan evladıyız. Bunlar provokatör bu insanlar bu ülkenin sokakta yürüyen itinin ayağındaki dişindeki artıktan bile aşağıda bölücüler bunlar. Sadece sizi düzeltmek için bu kadarcık lafa girdim. O sözü yoksa vereceğim bir taraftan da bir düzeltme yapalım. Şimdi Akit TV derken Akit TV hiçbir zaman hiçbir provokasyonun altına imza atmamıştır değerli dostlar. Kim canını yitirmişse ondan taraf olmuştur. Mazlum kimse ondan taraf olmuştur. Bakın Ortaköy'de bizim değerlerimizi yansıtmayan insanlar bu kadar şehit verirken bir eğlencenin içerisine girmişlerdir. Ama altını çiziyoruz onlar masumdur ve bir terör eylemiyle karşılaşmayı hak etmiyorlardır. Ve biz bugün canlı yayın yapıyoruz. Özellikle bu Akit TV üzerindeki algıları da dağıtmanın zamanı gelmiştir. Hem bizim mahallemizden bize yönelik bu tür bir algı kampanyası söz konusu. Hem de elbette ki bizi düşman olarak görenlerin aynı algıyla aynı çerçeve içerisinde buluşması elbette ki bir Akit TV mensubu olarak beni de üzüyor diyelim. İsmail evet. Bey'le devam edelim. Ben şunu söyleyeyim ama şu hakkını da yememem lazım. Ben şu ana kadar hangi kanala gittiysem orada bütün cümlelerle aynen burada nasıl konuşabiliyorsam orada da öyle konuştum. Bunu da söyleyeyim.
Ha, o diğer yayınlarını ben bilmiyorum. Yani bütün yayınlarını oturup izlemiyorum. Ona da bir şey diyemem. İkinci onların temsilcisi işte, ben değilim. Ama şunu söyleyeyim. Deseydiniz bir daha çıkamazdınız bir yere. İşte abi, oralarda öyle olduğu işte için. Ama ben şu an şu konuştuğum zeminde her yerde konuşmuşumdur. Ona neyse, hakkını yememem lazım. Neyse, yani. Sizin de mutlaka kendinize ait bir bakiyeniz vardır. Ona bir şey diyemem. Tabii, yani o sizin tabii, tarafınızdaki tabii. kısmı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın burada şu bir gerçek. Yani bu zeminden baktığınız zaman bu oradaki yaşanan hadisenin benim kafamdaki fotoğraf şunu birleştiriyor. Burada yaşanan olayın Fethullahçı terör örgütü tarafından ve onun belki de polis yapısının içerisindeki yani diğerlerini bir tarafa bırakarak ve %100 bu yaptı diyemeyeceğimiz için çünkü elimizde somut delillerimiz yok ama benim kafamda da bugün konuştuklarımız o işte sahneler şunlar bunlar bir fotoğrafı birleştirdiğinizde ve olabilme boyutunu sonuçlarını ve sebeplerini birleştirdiğinizde ve matematiği okuyabildiğinizde bu kadar az önce işte Fatih Bey'in dediği gibi bu kadar güvenlik önlemlerinin içerisinde bu kadar polisin askerin bilmem şunun bunun içerisinde bu tip bir hareketi yapabilme boyutunun gündeme gelmesi hakikaten bu işin içerisindeki FETÖ parmağının çok daha güçlü bir yerde durduğunu sabahki yayında da söyledik. Hı hı. Burada da bunu itiraf ediyoruz. Yani söylüyoruz yani. Eylem oluşu hasebiyle öyle evet. değil mi? Yani bakın şimdi bizim tarihsel az önce işte onun için öyle söylüyorum. Bizim tarihsel refleksimizde Burhan-ı İnni ve Burhan-ı Limmi diye ben niye özellikle buraya vurgu yapıyorum? Hı hı. Benim açık bir istihbarat kaynağım yok. Ben şuradan buradan bir istihbarat da almıyorum ama en azından aklı selim bir adam tarih biliyorsa, sosyoloji biliyorsa, psikoloji biliyorsa, ülkesini tanıyorsa, ülkesinin reflekslerini biliyorsa, onun tarihinde yaşanmış kırılganlıklara dair, fay hatlarına dair bir refleksi ve bilgisi, irfanı varsa o yaşananları, coğrafyadaki yaşananları da birleştirerek bir sonuca gidebilir. Peki. Yani burada zaten ben şunu söyleyeyim yani bu adamlar böyle bu kadar derin felsefeyle de bu işi ürettiler gibi bir yerden bakmamak lazım. O mesajı zaten veriyor. Benim alamamam kötü olur zaten. Adamın yani bu adam komple de bunu bir yere gömmüyor yani tamam mı? Bir şey söylüyor. Bu hareket bir şey söylüyor zaten. Matematiği birleştirirseniz zaten sizi bir yere götürüyor. Peki. Otomatik olarak ben bunu söylüyorum ve dolayısıyla benim kafamdaki matematik daha çok oraya çıkıyor. Peki, öyle bir söyleyeyim. Kısa reklam arası vermemiz gerekiyor ki öyle ki yarımdayız, saat dilimi içerisindeyiz. Neye inanırsanız inanın netice itibariyle hepimiz bu topraklarda nefes alıp veriyoruz. Bu toprağa borcumuz var. Onun için lütfen provokasyona gelmeyelim değerli dostlar. Netice itibariyle az önce Fatih Tezcan o provokatörlerin tweetlerini deşifre etti. O tweetleri paylaşan, çoğalmasına vesile olan insanlar da en az o tweetleri atanlar kadar öyle sanıyorum ki kanımca hesap vermek zorundadır. Kimse galeyana gelmesin lütfen. Suriye'nin durumu ortada, Irak'ın durumu ortada, devletsiz yapıların durumu ortada. Kısa bir reklam arası verelim, dönüşte devam edeceğiz efendim. Evet değerli izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Menfur bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bir taraftan da elbette ki bu terör saldırısını büyüten kitlelere armağan eden kişiler var Twitter üzerinden. Son derece başıboş bir şekilde, son derece duyarsız bir şekilde oradan oraya gezen tweetler var. Bir taraftan da elbette ki Aleviler de işin içerisine sürüklenmeye çalışılıyor. Sünni Müslümanlar sanki bu katliamı yapmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Az önce Fatih Tezcan da o tweetlerin üzerine değerlendirmelerde yaptı. O tweetleri tekrar ekranlara alalım bir taraftan da siz de kaldığınız yerden devam edin efendim. Bir cümle kuracağım ondan sonra hem de rejiye biraz zaman kazandırmış olabilirim. Şimdi bunu demin zaten az önce burada deşifre ettik. Bu şahsın kim olduğunu ben az önce açıkladım. Tekrar söylüyorum. Mason localarının masa örtü kumaşlarına kadar bütün bireylerinin masonlardan bahsediyorum. 25 yaş altına Leo üstüne Leon Rotary kulüpleri. Bunların tamamının giysilerini yaptırdıkları şahıs bu terzidir. Bu Barbaros Çansal denen isimli mason. Bakın çabayı görüyorsunuz. Şimdi açıklama yapmış tabii büyük korku içinde ben Kıbrıs'tayım. O tweet'i ben atmadım diye. Önemli değil. Ben buradan ikinci bir deşifreyi yapayım o zaman. Barbaros Şansal'a sesleniyorum. Geçen gün sen soyadının ilk harfi U olan bu kadar söyleyeyim şimdilik. Hani B-U diyelim o zaman isme. B-U baş harfleri olan bir ismi aradın sen. Telefonda onu ağır tehdit ettin. Sonra o sana telefonda cevap ver. Tabii. Barbaros Çansal. Bir telefon numarası. Telefon numarasını da istersen burada yayınlarım. Sen sonra onu tehdit ettin. Sonra telefonda o da sana cevap ver. Dedi ki buyurun dedi adliyeye geçin. Orada dedi istediğiniz gibi suç duyurusunda bulunun. Sen iftira atıyorsun vesaire gibi şeyler söyleyince. Bir daha tekrar telefon arandı emniyetten. Ve sen telefonun seninle alakası olmadığını söyledin. Haydi buyur inkar et. Kayıdına kadar her şey elimizde. Bak seni ne hale getiririz. Barbaros Çansal. Tabii. Bir terzi yamağı diye geçiyor.
Bir mason bunu yaptı. Dedi ki hiç yani ortada Sünni Alevi meselesi yok. Rayna'ya saldırı var, doğru mu? Evet. Dün gece 1.22 sıralarında, doğru mu? Böyle bir şey varken bak nereden nereye geliyoruz bir tane provokatör yüzünden. Şimdi diğer tweetleri ben arkadaşlardan hızlıca rica edeyim. Reji bunu inşallah bir... Rejideki arkadaşlar. Reji onları ekranlarınıza getirsin ama bu arada Reyna'dan bir güvenlik görevlisi o anları anlatıyor. Bir haber sitesine konuşmuş. Kaçtık ne yapalım diyor. Bir güvenlik görevlisi. Yani burada Reyna'nın tuttuğu, para verdiği bir güvenlik polis görevlisi. Değil. Yani polis değil. Güvenlik Reyna'nın tuttuğu kapıdaki bir güvenlik görevlisi. O anlarda makinalı bir tüfek vardı. Biz de korktuk, kaçtık ne yapalım. Şimdi demiş. Kapı kimde bilmiyorum. Hani öğreniriz onu istiyorsanız. Reklam arasında da öğrenirim kapı kimde olduğunu. Etiler'deki mekanları az çok biliyorum. Hani Emre çünkü... Hatun isimli bir güvenlik görevlisi. Kapı. Yani bulmam lazım onu ben. Çünkü buluruz hani konuşuruz da kendisiyle. Doğru mu değil mi? Çünkü niye kapı... Şimdi açık konuşayım ben. Şimdi bu Rayna'nın kapısı falan buralarda büyük para var. Kapıdaki güvenlik bir kişi silah çekti diye kaçmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü hani rant da var bu kapılarda. Orada bir başka türlü bir durum olabilir. Çünkü giren şahıs neyle geldi mesela? İki kişiler miydi, bir kişiler miydi? Hala ortaya çıktı mı çıkmadı mı bu? Bir kişi oldu. Şimdi bir kişi oldu. Yok, bir kişi silah çekti diye oradakiler de silahlı, yüklüler. Polis de orada var. Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı. Ben tabii şeyi seyrettim. Ha bunu da şöyle sana söyleyeyim. Analiz merkezi bizim internet sitemiz. Dün gece Twitter'dan ilk bilgileri yine analiz merkezi verdi. Biliyorsun hani açık istihbarat çalışıyoruz. İyi kanallarımız var. Bize bütün fotoğraf ve videolar geldi. Bir tanesini yayınladığımızı gördünüz mü? Yok. Bütün saldırının iç dış. Rayna'nın içindeki katliam videoları. Katledilmiş kişiler. Bütün fotoğraflar, videolar her zaman için ilk bize gelir. Bir kere siz 10 senelik gelen yayın yönetmeniyim. Bir yerde gördünüz mü? Hayır. Soru. Neden biz yayınlamıyoruz da Fethullah Gülencılar, Abdullah Öcalancılar ve kendisine Atatürkçüyüm diyen, tenzih ederim Atatürk'ü bu şerefsizlerden. Bu kadar net söylüyorum. Kemalistler, Geziciler, Beşer Esadçılar. Neden bu fotoğraf videoları devamlı yayınlıyorlar? DAEŞ'ten sonra, DAEŞ'ten daha fazla Türk askeri yakıldı diye bir iftira atıldı. Yok öyle bir şey olmadığı da çıktı ortaya biliyorsunuz. Sahte video, biz söyledik, suçlu olduk da Merdan Yanardağ giydiği fistanla kalsın oturduğu yerde, iftira attılar bize. Çünkü neden DAEŞ'ten daha fazla İlhan Tanır, FETÖ'cü İlhan Tanır ve PKK hesapları, neden dün gece Rayna'da olan katliamın videosunu, neden bu algıyı DAEŞ'ten daha çok PKK, FETÖ ve saat itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Milleti'nin vatan haini Fethullahçı profesörler yaptı bunu. Bunu ayrı bir soru olarak koyuyorum. Dilerseniz şu tweetler hızla gelsin de ben hepsini afişe edeyim, deşifre edeyim, insan içine çıkamayacak hale getireyim onları. Rejiden rica ediyorum, tweetleri verelim arkadaşlar. Evet, görüntüler bir tarafa, o tweetler. Amber'in gelsin, zamanın evet. Amber'in zaman hoş geldi. CIA'in gayri resmi mesajı Türkiye'ye ilan edelim. IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG'yi, Suriye Demokratik Güçleri, biz ne dedik burada daha önce? SDG PKK'dır. YPG de PKK'dır. Ama ne? Kimse harflere bakıp bunlar kim demesin. Bu Zaman gazetesinde de çalıştı aynı zamanda Amber'in zaman. Amber'in ondan zaman CIA'in Türkiye sözcüsü. Zaten Fethullah Gül. Tabii bak şey de öyle. Aslı Aydın Taşbaş. Bu biraz daha Amber'in zaman, Aslı Aydın'dan biraz edepli namuslu bir kadın. Özel hayatında. Bu özel hayatında afişe ediyorum bunda. İsim veremem tabii, özel hayat. CHP'nin içindeki PKK temsilcisi bir milletvekili var. Tekrar söylüyorum. CHP'nin içindeki PKK'nın oradaki elemanı. Herkes biliyor ismini. Seziyorsunuz kimi söylediğimi ben. Evet. Onunla özel hayatta beraber olunca CIA Amber'in zaman üzerinden yürüdü. Bunu da diyorum, ana kimse özel hayat demesin. Bu özel hayatlı bir konuda isim vermedim ama Amber'in zaman ne diyor? IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG PKK'ya saldırmaya devam edilecek mi acaba? Türkçe meal şerifini aktaralım. CIA diyor ki Amber'in zaman ve CHP, HDP konsorsiyumuyla. Benim Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde partnerim PKK. Sen bizi dinlemiyorsun. Bir saldırıda 200 tane YPG'li öldürdün. PYD'li öldürdük ya 200 tane. Evet. Sen diyor böyle devam edersen benim elimde bir tek PKK yok diyor. Akıllı ol Türkiye. Erdoğan burası diyor müstemlekem benim, sömürgem. Anadolu valiliğim. Ben kimi dersem onunla çatışırım. Kim partnerim diyorsa ağzını yüzünü oynatmayacaksın. Oynatırsan
yılbaşı gecesi vururum. Bir de üstüne üstlük sahibi Mehmet Koç Aslan'a, Rayna'nın sahibine Alevi dedirtirim. Sünniler vurdu dedirtirim, seni gererim. Hatırla ki yeni vefat etti İsmet Sezgin. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletine bizim iznimiz yoktur dedi. 36 saat sonra Türk devletini temsil eden Kaptan Köşkü'nden fırkateyni Ege'de vurdular. Dediler ki ağzını kımıldatma, Atatürk'ü öldürdük, öldüremeyeceğimiz hiç kimse yok dediler. Meali şerifi. Bunun meali bu kadar derindir. Var ya Türk filminde manası çok derin diyor. Manası derindir. Bir daha okuyorum. IŞİD'e karşı en etkin güç olan Allah için. Bak herkes elini vicdanına koysun. Şu kürede, şu gezegende, şu an DAEŞ'e karşı en etkin güç Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri midir değil midir ya? Ya el babı vuruyoruz, baktı Rusya halimize acıdı, dedi ki bir de Türkiye vuruyor. Amerika, İngiltere, Fransa hepsi eyvah dedi. Taşeronumuzu öldürüyor Türkiye. DAEŞ'çiğimizi öldürüyor Türkiye. Hepsi kaçtı. Putin dedi ki bak Erdoğan, görüyor musun? Erdoğan dedi ki evet Putin, zaten ben bunu söylüyorum. Ne oldu? Elbabı Türkiye Rusya vuruyor. Niye? Rusya'nın korkusu Çeçenlerden. Diyor ki aman diyor, DAEŞ'te diyor bir Çeçen kuvvet var. Onlar diyor buraya gelirlerse diyor beni fena yaparlar. Yoksa o da insan haklarından vurmuyor Rusya. Ha ben ne dedim? Sokak bilmeyen, racon bilmeyen devlet işlerini konuşamaz. Gelen mesaja bak. IŞİD'e karşı en etkili güç olan eydi. IŞİD'e karşı en etkili güç Türkiye. E peki siz bunu niye itiraf etmiyorsunuz? Neden PKK çıkıp şöyle bir açıklama yapmaz? Tabiatıyla demesi lazım ki. PKK diyorum bak, Kandil. Ey Türkiye, bizim Kobani'de karımızın, kızımızın namusunu sen kurtardın. Kobani'de biz aciz kaldık, etek giydik. Mevzilerden içki şişelerimiz çıktı. DAEŞ'le çatışacağını düşünmeyen militanlar alkol aldı, etek giydi. Senin peşmergeni getirdik, Barzani peşmergesini getirdin, Özgür Suriye ordusunu getirdin, bizim namusumuzu sen korudun. Şimdi de DAEŞ'i Türk ordusu vuruyor, biz PKK olarak, bir şey söyleyeyim mi? Tırnak kadar namusu şerefi olan çıkar bunu itiraf eder, der ki ateşkes ilan yani ediyoruz. Musul'da mesela şu anda ateşkes, ne oluyor? Tabii. Musul'da da aynı, Elbap aynı, Münbiç sırada, der ki PKK ateşkes ilan ediyorum. Türk devlet, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda PKK'nın desteği indi. Çok aşağılarda. Güneydoğu'da PKK bitti. Allah'ın izniyle. Belki orada kafa, Allah'ın izniyle. Belki orada kafa karışırdı. Devam edelim. Amber'in zaman gitti. CIA sözcüsü dün akşam Rayna'ya yapılan saldırının bir amacını açıklamış oldu. Ne o? Erdoğan'a PYD ile PKK ile iyi geçin. O bizim adamımızdır demekmiş meğer. İki. Kim bu? Timur Kur'an. Kimdir? Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatan haini profesörü. Türkçesini çevireyim ben onu. Erdoğan'ın hükümeti 80 bin camide, Türkiye'de 80 bin camide yeni yıl kutlamalarının İslamik olmadığını söyledi. Bunu Erdoğan yönetti diyor, istedi diyor. Bu diyor durum Rayna katliamını tetikledi. Yani nedir meali şerifi? Fethullah Gülen'den mesaj. Diyor ki ey Mehmet Görmez. Fethullah Gülen'den Mehmet Görmez'e direkt mesaj. Ey Mehmet Görmez, biz seni çok uyardık. Mehmet Görmez'in bana anlattığını aktarıyorum. Odama girdiler Fatih. Bil fiil tehdit ettiler. Yalnız Mehmet Görmez'i değil, bütün ailesini tehdit ettiler. Nedeni nedir? Nedeni nedir? Mehmet Görmez'de bir alıp izin vermiyor. Sızmaya izin vermiyor. Diyanet'te sızmaya izin vermiyor. Tehdit ettiler. Mehmet Görmez'i alın konuşsun. Bana anlattığını anlatıyorum. Tehdit ettiler. Mehmet Görmez dinlemedi. Tayyip Erdoğan yanına aldı. Son programda ben ne dedim Sabri Balaman'da? Bir önceki programda ben onu yine YouTube'a koyarız. Ne dedim ben? Bir Mehmet Görmez'i tanırım orada diye. Kimseyi tanımıyorum. Neden? Bunu bildiğim için. Onunla görüştüm ben. Muhakkak orada da ehli namus binlerce insan var. Ama yani orada bir durum var. Şimdi bak burada ne diyor? 80 bin camide yılbaşı... Kardeşim, yılbaşı kutlamasına ben karşıyım. Bir, iki... Yılbaşı kutlamasını isteyen yapar. Kimse kimsenin tırnağına zarar veremez. Doğru mu? Bu da iki. Üç ve son sözüm bu bağlamda. Şu iki tane sözü. Yılbaşı kutlamasına karşıyım. Ben özümüze, örfümüze, geleneğimize, dinimize bağlı bir gençlik istiyorum kardeşim. Bu sözle
yılbaşı kutlamasını isteyen yapar, kimse kimseye zarar veremez. Benim vergimle yılbaşı kutlaması yapanların güvenliği sağlanır. Helal o hoş olsun. Bak bunu da söylüyorum. Bu ikisini anlamayanın iki ihtimali vardır. Bir, ya hakikaten özürlüdür. Hani dalga geçmiyorum. Vallahi billahi. Olabilir. Özürlüdür ya, olabilir, olabilir ya. Olabilir yani özürlü olmak. Anlayamıyordur yani. Ya. Beyinsizdir, idiottur ya. Tamam. Bir. İki. Anlamazdan gelen, DAEŞ'i gönderen, PKK'yı gönderen CIA'in buradaki başka türlü bir elemanıdır. Dolayısıyla ne gerekir? Beşinci kol faaliyeti yapmaktadır. Fifth Column Project anayasal suçtur. Direkt alınmaları gerekir. Bak direkt alınmaları. Geçen gün Ahmet Şık alındı. Karşı çıktım. Bunların alınması gerekir. Niye? Suçtur. Devam edelim. Timur Kur'an, Fethullah Gülen deşifre ettik. Diyanete saldırının gerçek nedeni. Terzi Yaman'a verdiğin, ha bana gelen mesaj okuyayım hemen. Alevi kardeşlerimizden mesaj. 40 yıllık Ortaköylüyüz, Aleviyiz. Rayna işletmecisinin Alevini biz bilmiyoruz da bu it nereden biliyor diye. Bu Barbaros Şansal'a kimse bilmez. Geç provokasyon. Bir dahaki tweet rica ediyorum. Hızlı hızlı gidelim, 10 tane daha var. Evet devam edelim. Bu ona devam edelim. Evet, Mehmet Aslan, kimin oğlu? İsim vermeyelim değil mi yine? Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla özel hayatı bilinen bir pavyoncunun oğlu. Mehmet Aslan şimdilerde milliyetçi takılıyor. Çok büyük, yani herkesin bildiği bir ülkücü abim var. Hani bilinir kamuoyunda, onunla görüştüm. Fatih bir daha ağzımdan ülkücü kaçtı bunun için. Fatih bir daha ülkücü dersen sen de hukukumu keserim. Bu kadar söyleyeyim de uzatmayayım ben lafı, arkası kalabalık. Tayyip yatacak, yani Türk devleti, zaten ülkücü olmadığı buradan belli bu çocuğun. Ülkücü asla Türk devlet reisi için isimle hitap etmez. Asla. Bak ne diyor? Biz Mustafa diyor muyuz Atatürk için? Ya Kemal Atatürk deriz ya Mustafa Kemal, değil mi? Böyle yaya Atatürk. Bak ne der? Erdoğan demiyor. Tayyip diyor. Yani alakası yok. Bu topraklarla bu çocuğun bir alakası yok ama devam edelim. Kalabalık bir sektesi var. Tayyip yatacak yerin yok. Bu Arap teröristleri doldurdun içimize diyor. Bak Tayyip Erdoğan canı pahasına onları vuruyor. Elbap'ta Türk Hava Kuvvetleri, şanlı Türk askeri vuruyor. Baba bak provokasyon. Yakalamışlar CD'sinden, öttürüyorlar genci. Ne diyor? İçimize Türkleri öldürttün diyor. Türkleri öldürttün. Benim son yazım analizmerkezi.com, ne dedim ben? FETÖ Türkçülere sızdı dedim. Gecenin birinde başladılar hakareti, 6'ya kadar hashtag yaptılar beni. Vay sen bunu nasıl, niye size sızılamaz mı? Devlete sızlar, siz devletten büyük müsünüz? Dindarlara sızlar, siz İslam'dan, dindarlardan büyük müsünüz? Sızmasına yer kalmadı ki. Her yeri adamların zaten, FETÖ'nün profesyonel infiltrasyon tekniği uygular. Sızma tekniğidir zaten. Öyle adam bir... komünist parti kurmuş ya. Ya evet, Gökçe Fırat'ı bunlar komünist... Adam buraya gel. Geçelim. Geç. Mehmet Aslan gereği yapısın suç duyurusunu bulundum Twitter'da. Zaten haberi geldi bugün. Savcılarla görüştük. İnşallah hemen gereği yapılacak. Pazartesi günü paket patates bu arkadaşla girecek. Ali Kemal bu planlı Erdoğan terörü diyor. CHP Defne Gençlik Kolları Başkanı Nusayri. Ben ne dedim burada yine? Nusayri'lere dikkat dedim. Buyur. Afişe ediyoruz. Alttaki İskender Baydar harf söylememişim, beni engellemiş. Ülkede karışıp karıştırdığınız coğrafyalardan gelmiş kaydı olmayan, baba bak cümlenin kuruluşuna bak seyirciler, dinlenin, sakin okuyacağım. Bunu gündüz bir de normal bir insan yazamaz. Gece bunu kaçta yazıyor? 2.38'de yazıyor. Bak 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 bak. Bak bir tane imla yok. Virgülden sonra boşluk var. Ya Rabbi ben edebiyat okudum. Cümleye bakar mısın? Hiç yılbaşı kutlayan birisi gibi olabilir mi ya? Ülkede karışıp karıştırdığımız coğrafyalardan gelmiş kaydı olmayan on binlerce terörist kol geziyor. Bu daha iyi günlerimiz maalesef. Edebi bir yanı var. Şuraya yani. Bak ya, edebi ya. Hani sen ne zaman yılbaşı kutladın, ne zaman üzüldün? Saldırıdan sonra daha bir saat geçmiş. Geçelim, altta ne diyor? Planlı Erdoğan terörü diyor Nusayri Genç. Ne anlatıyor bu Hatay CHP Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal? Resmini arkaya almış Ali Kemal. Kimdir Ali Kemal? Bu ülkede insan düşmanının katliamları yapan, değil mi? Doğru mu Ali, hatırladınız mı? Aliler, he Aliler. Devam. Sıradaki tweet. Bu da deşifre. CHP Gençlik Kolları retweetliyor. Neyi? 2016'yı unutma. Yıla veda etmeye bile izin vermiyorlar. Terör ve nefret yaşımız istemiyorlar. Sorumlusu aynı dili kullananlar diyor. Kime geldi? Evet. Barış Yarkadaş. Evet. Gürsel Tekin'in Kadıköy'de cebine para koyup ensesini tokatladığı elemandır. Deşifre. Tabii. Bildiğin bildiğin ya, hiç bakma. Harbi böyle eline cebine. Gerçek gündemi kurdurdu Gürsel Tekin. Kim Gürsel Tekin?
15 Temmuz'da çarşı liderlerine Kadıköy'de gel deyip parayı indiren. Tabii çarşı liderleri yürüyorlar, hepsini tenzih ediyor. Hepsi değil de bazıları aa diyor, para dağıtıyor Gürsel abi diyor, bize haber vermiyor diyor. Gidiyorlar 10-15 bin dolarlar. Rakamlar buralarda he. Onun adamı Barış Yarkadaş. Sokağa çıkmayın, yaşamayın, gülmeyin, eğlenmeyin. Evinize kapanın saldırısı. Ya bunu CHP söyledi ama. CHP'ye söylüyor. Niye şehitler geldiğinde CHP'liler demediler mi eğlenceler ara verelim? Verildi zaten bütün türlü durduruldu. Hayır, bize söyler gibi yapıyor. Çünkü onun için para verildi Barış'a. Yapması lazım. Anlayışla karşılıyoruz. Barış Yarkadaş gibiler maaşta bunu yazarlar. Ne diyor? Bu iklimi kim yer? İklim mi? Hangi iklim ya? Bak bak, algıya bak. İklim mi? Bir tane ne diyor belirsiz şahıs mekandan içeri silahla girdi. İklim mi? Ne iklimi? Oranın güvenliğini alan Erdoğan'ın polisleri diyorsunuz ya. Hani kafasına sıktığınız polisler var ya, o polisler. Gezi'de anasına avradına küfür ettiğiniz polisler siz. Bunu yazan Gezi'de o polislere küfür ediyordu. Mekanın güvenliğini o polisler sağlıyor. Baba bak. Diyor ki yılbaşı kutlamasını kim hedef yaptı diyor. Kim hedef yaptı? Hedef yapma neymiş ya? Bu ülkenin milyonlarca insanı var. Eğer dediğiniz kadar çukur zihniyette olmuş olsak gider orada protesto yapılır, saldırı yapılır. Geç! Deşifre Barış Yarkadaş da bitti. Başka sıradan. Oo, Can Dündar geldi. Peki. Londra'nın büyük haini. Bu tweet'i de yorumlayalım, evet. Hepsi bitsin ondan sonra inşallah. Az kaldı. Ne diyor? Ameşlik uyarmıştı, hapsedildi. Diyanet yatıştıracak yerde yılbaşını hedef gösterdi. İftira geldi, gereği yapılacak. Şimdi cümleye dikkat. Efeler Noel Baba'nın kafasına silah dayadı. İşte sonuç. Değerli seyirciler. Efeler kim? Efeler derken niye tırnak içinde biliyor musunuz? Kim o efeler? Dur ya, konuşalım ya Özgürcüğüm. Kim o efeler? Kim bu Londra'daki Can Dündar, ne söylüyor İsmail Bey biliyor musunuz? Efeler taburu. Özel harekat. PKK'yı Güneydoğu'da infaz eden, kopartan, tarihten silenleri kastediyor. Efeler taburu tırnak içinde. PKK'yı mahveden Efeler taburu. Beraber çatışmaya girmişim var Efeler'le. Şan olsun, kitaba yazılsın. Onu kastediyor. Buyur. Londra'dan özel harekete laf koyuyor. Hem ya ben artık ne konuşayım? Ne söyleyeyim, sen söyle şuraya bak. Bunu anlayan bir özel harekat mensubu demez mi? Allah belanı versin. Dün özel harekat operasyon yaptı. Adamı, bu teröristi özel hareket aradı. Allah belanı versin Can Dündar. Hepinizin Allah belasını versin be. Ya ya, operasyonu yapan, karısını kızını unutup dağa çıkan özel harekata Londra'dan sırf İngiltere'nin sevgili çocuğu, tatlı sevimli evladı PKK'yı öldürüyor diye buradan şu katliam gecesinde bunu yazıyor. Saat kaçta yazmış? Saat yok. Allah Allah, Can Dündar herkes bildiği üzere gecenin körüne kadar içki içen, 3 aydan beri kadın yüzü görmediğim gibi ahlaksız tweetleri Twitter'dan alenen yazabilen bir insan. Nasıl yazdın sen bunları, şuraya bak ya. Bir tane harf hatası yok, nokta ve virgül var. Şimdilik böyle deşifre edeyim mi, devam edip bitirelim mi? Verin hemen bir iki tane daha söyleyelim hepsi. Ha, İsmail Saymaz var. Yılbaşı gecesi İstanbul'da en sıkı korunması gereken ilk 5 yerden biriymiş. Reyna olmalıyken kapıda bir polisin olmasını anlamak mümkün değil. Bu doğru, neden? Bunu söyleyeyim. İstifa müessesesi gavur adeti diye görüldüğü için midir ki biri yetkili de çıkıp ben kabahat diyeyim diye istifa etmiyor. Şimdi İsmail Saymaz'ın haklı olduğu yer var burada. Onu söyleyeyim. Sakın kesme. Şimdi bu arkadaşın, maalesef söyleyeceğim. Ben zaten duymuştum da inanmamıştık bu kadar, hani böyle bir ahlaksızlığa. Bunun biliyorsun bir takım mevzuları patladı. Şimdi sevgilisi olan, yani özel hayatında yalnız olmayan bir bayana bırakacaksın ulan diyor. Tweet atıyor. Şimdi bu burada niye haklı biliyor musun? Diyor ki yani benim aynı, pardon, bir pardon. Aynı haftada 5 tane CNN Türk spikerine bu arkadaş yürümüş. Yürüyüşün korkutuyor diye buna espriler. İsmail Saymaz meğer Baylok operasyonu, Amerika'daki operasyonu kendi inisiyatifiyle yapmamış. Meğer spikerlerle, sunucularla falan filanla CD'lerini FETÖ önüne koyunca bu arkadaş gidip bunları yapmak zorunda. Yani bu şahıs da maalesef kafeslenmiş CD'li bir arkadaşımız. Şimdi İsmail Saymaz'ın haklı olduğu yer şu. 5 tane sevgilisi olan spiker sunucuya yürüyor. Hangisinin Rayna'da olduğunu bilmiyor. Şimdi Rayna diyor ki bak, ne diyor orada, en sık konması gereken ilk 5 yerden biri. Şimdi onunla beraber İsmail'in burada haklı. Yoksa başka nerede haklı olacak? Ya İsmail Saymaz, diyoruz ki sana buyur istediğin kanal, istediğin yerde gel çıkalım tartışalım kardeşim. Doğru mu? Mesela Ayko Bağdat için de geçerli.
Recep Tayyip Erdoğan'ın diyor Hayko Bağdat. Fethullah Gülen'le dindarlığını yarıştırmam bile her türlü Fethullah Gülen daha dindar dedi CNN Türk'te. Kilitledim o telefonu. CNN Türk'ü kilitledim. Dedim bak size büyük protesto başlatırım. Bu arkadaş benim onlarca yüzlerce Hristiyan arkadaşım dostum var. Benim rehberimde 8000 kişi var ya. Ama bu arkadaş Hristiyanken kalkıp da iki Müslümanın dindarlığını Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan konu bir. İkincisi Fethullah Gülen bilindiği üzere zaten İslam dinine mensup değil. Şahıs çok herkes artık bunu biliyor. Pensilvanya'da dinini satmış bir vaziyette şerefiyle beraber münafık mürtet olarak orada oturuyor. Zaten Müslüman değil ama CNN Türk ekranlarında prime time'da en fazla seyredilen saatte Hayko Bağdat bu cümleyi kurmuştu. Şimdi Hayko Bağdat ne diyor? Vardı orada bulabilecek misiniz yoksa aynen aktarayım mı? Diyor o hal bir işe yaramıyor diyor. Peki Can Dündar, İsmail Saymaz, Hayko Bağdat nerede pişti oluyor? Hepsi de o hale vuruyor. Hepsi de PKK yandaşlığı yapıyor. Niye? O halde biliyorsunuz PKK tamamen bitti. FETÖ de gidiyor, PKK da bitiyor. Peki saldırı yapan kim? DAEŞ. Kimi vurdu? Yılbaşında eğlenen masum insanları. PKK ile ne alakası var bu konuların? Bakın arkadaşlar, işte burası sözün bittiği yerdir. Biz ne diyoruz? Türkiye'de, kaldıralım onu artık. Türkiye'de terör eylemlerini yaptıran CIA'in birkaç tane... Kaldıralım onu, bir kaldıralım tamam biraz sonra. Birkaç tane iti köpeği vardır. CIA'in, MI6'nın bir tane elemanı PKK'dır. Bir tane elemanı FETÖ'dür. Bir tane elemanı DAEŞ'tir. Bir tane elemanı DHKPC'dir. Bunlara nasıl hiçbir fark yoktur. Mehmet Selim Kiraz'ı, rejideki arkadaşlar kaldıralım. Rica ettim hani daha başka nasıl söyleyebiliriz onu. Millet çünkü tepki koyuyor. Ben buradan bir yandan okuyorum. Fazla tutmayın diyorlar. Dayanamıyoruz. Bakmak, görmek istemiyoruz. Bu Mehmet Selim Kiraz savcımızı rahmetli şehidi. Adliyede katledenlerle. Bunun reklamını yapanlarla. DHKPC arasında, PKK arasında, FETÖ arasında bir bağlantı. %100 vardır. Fark yoktur. Ha, baktığım vakit bunları farklı gibi gösterenler. İşte bunlar CIA'nin çimentolarıdır. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet Fatih Tezcan, gerçekten o içimizdeki İrlandalılar dediğimiz bir kavram vardır ya, o kavramın altını doldurduğu içimizde de aslında bu topraklarda yetiştiğine inandığımız ama değerler itibariyle, davranış itibariyle, duygu düşünce itibariyle bu topraklarda bu topraklardan olmayan insanları ifade etti. Şimdi sabah saatlerinde aslında pek çok analist çıktı, gündemi değerlendirdi bu gelişme sonrası. Bir taraftan da Rusya meselesi vardı. Rusya'ya yönelik de bir takım NATO güvenlik güçlerinin almış olduğu tedbirler diyelim ona, netice itibariyle ciddi bir asimile edilme noktasında Rusya'yı da köşeye sıkıştıran bir psikolojik savaş söz konusu. Onun üzerinden devam edelim İsmail Özbey ile. Şimdi Rusya meselesi son derece önemli. Netice itibariyle büyükelçileri bu topraklarda vuruldu. Diğer taraftan uçakları düştü. Hemen onun akabinde bir dışişleri yetkilisi yine Moskova'da ölü olarak bulundu. Rusya bir tarafta, Türkiye'de hemen hemen neredeyse eş zamanlı olarak bir yüklenme söz konusu, bir atak söz konusu. Acaba Rusya ve Türkiye'ye yönelik birileri düğmeye mi bastı? Bir kere zaten şu anda coğrafyada yaşanan tablo ortada. Biliyorsunuz işte bu uçak kriziyle beraber tabii Türkiye ile Rusya arasını bölüp parçalamak veya diplomasi trafiğini kilitlemek adına bir hareket yapıldı. Fakat Allah'a şükür tabii biz bunu atlatmışken bu sefer bambaşka bir senaryo ortaya atıldı. Ve bu senaryoda da tabii ki daha önceden Allah'tan ki yani işte bir hafıza kazanmıştık. Bu sefer öyle zannediyorum ki daha olay hemen ekrandan görülür görülmez. Yani burada çok büyük bir alim olmanıza bile gerek kalmadan, bizim gibi açıklama yapmanıza bile gerek kalmadan toplum direkt yerine oturttu meseleyi. Dedi ki bu iş yine bir FETÖ hareketidir ve neticede de zaten bütün bağlantılarıyla beraber çıktı ki hakikaten bu yapıyla alakalı bir polis tarafından bu iş gerçekleştirildi. Şimdi burada zaten uzun bir dönemden beri bunu yapmaya çalışan bir Amerika vardı. Yani bölgede Rusya'yı bir anlamda devre dışı bırakmak için, ki zaten uzun bir dönemdir de konuşuyoruz. Suriye'de aslında en büyük mesele işte büyük güçlerin savaşı değil mi? Yani bir orada minyatürleştirilmiş farklı bir zeminde, bölgede de minyatürleştirilmiş bir takım savaşlar. Yani bu yeni kabilecilik dediğimiz bir kavram var. Yeni kabilecilikte ne vardır? Yani o bölgede en hassas kılcallara kadar, fay hatlarına kadar bu coğrafyayı bölüp parçalayıp ondan sonra bunları birbirleriyle kavga ettirme meselesi.
Bu uzun zamandan beri bu coğrafyada var zaten. Yani bunu biz daha çok 1. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı'nın dağılma süreci sonrasında filan biz bunları daha fazla görmüştük. Bugün bu kabilecilik algısını yeni kabilecilik diyebileceğimiz bir zeminde tekrardan bölüp parçalayıp ama bir konfigürasyon gibi. Yani tıpkı bir bilgisayar yapılandırması mantığıyla, bir mühendislik hesabıyla o bölgeye bir anlamda dayatmaya çalışan zihniyetler var. Bugün bu zeminde tabii ki bakıyorsunuz ki çok kısa zaman dilimleri içerisinde bölgenin aritmetiği, matematiği, denklemleri çok hızlı bir şekilde değişerek geldi değil mi? Yaklaşık 5-6 yıldan beri ve özellikle bakıyorsunuz 15-20 gün sonraya dair, bir ay sonraya dair bir yorum yapabilmek bile aslında çok uzun ömürlü yorum gibi olduğu dönemler geçirdik biz. Ha, fakat şimdi burada başka bir tablo bugün ortada. O da özellikle bu Büyükelçi suikastinden sonra bakıyoruz ki Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerini beklendiğinin tersine bir zeminde güçlendirecek bir zeminde bu biçim yürüyor. Şu anda ilişki yürüyor. İşte en son Cuma günü de Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber işte Irak Başbakanı İbadi'nin bir telefon görüşmeleri oldu. Türkiye'de Türkiye'nin de ve Rusya'nın işte bu anlamdaki bir mesafe almasıyla beraber bölgede yepyeni bir denklem kuruluyor. Yani bu denklemin içerisinde Amerika gerçekten şu anda dışarıda kalmış vaziyette. Yani bunlar da otomatik olarak muhtemelen ki bu tip şeye de onlar öfkeleniyorlar. Kör bir de altını çizdi Beyaz Saray. Evet, altını. Dolayısıyla onlar buna öfkeleniyorlar. Ama şu anda burada başka bir denklem yürüyor. Ve bu denklemin içerisinde de Amerika'nın etkisi gerçekten PYD'nin dışında, DAEŞ'in dışında, yani kendi beslediği terör örgütleri de bugün ciddi bir anlamda yara almış vaziyetteler. Hatta bugün Suriye'de de ciddi anlamda PYD'nin refleksi kırılmış vaziyette. Çünkü Amerika'nın burada onlara verdiği destek, evet helikopterlere silah şu bu falan gidiyor ama siyaseten ciddi anlamda kolları bacakları kırılmış vaziyette. Onu söyleyeyim. Yani Amerika yeniden yani, oyunun içine dahil oluyor. Ve şöyle söyleyeyim. Bakın ben bunu daha önce başka bir programda da ifade etmiştim. Orada bazı arkadaşlarla görüşünce şunu söylüyor. Yani ya bir Amerikan askeri yani nasıl oluyor da Suriye'de DAEŞ'in bölgelerine yakın noktalarda yani ondaki bu güvenin sebebi nedir? Bunu izah etmesi lazım işte. Edemediği zaman o zaman diyorsun ki demek ki senin bunlarla bir ilişkin var kardeşim. Bunu izah et yani. Senin askerin nasıl oluyor da üstü açık bir askeri araçla sadece başında miğferiyle DAEŞ'in bulunduğu bölgede gezebiliyor ey Amerika? Benim askerim orada DAEŞ'e karşı operasyon yaparken en güçlü zırhlı araçların içerisinde seyahat etmek zorunda. Onların bütün güvenlik tedbirlerini buna göre almak zorunda. Sen nasıl oluyor da turistik bir seyahat yapar gibi burada bir gezinti yapabiliyorsun? Yani bunu izah edemiyor işte. Etmesi lazım. Etmiyor daha doğrusu. Edemiyor değil, etmiyor. O zaman otomatik olarak siz diyorsunuz ki demek ki sizin aranızda bu tip bağlantılar, bu tip ilişkiler, bu tip zeminler var. Otomatik tüfekler de DAEŞ'in elindeki Amerikan. İşte zaten malı. Çıkıyor zaten artık saklamayacak bir derecede zaten saklamıyorlar da değil mi? Helikopterler gidiyor. Ha adına da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi silah demiyor da mühimmat diyor değil mi? İşte yani bir kelime oyunuyla sizi bir yere hapsetmeye çalışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu gerçekten son derece ilginç. Netice itibariyle son dönemde büyükelçileri de bir açıklama yaptı. YPG'nin terör örgütü olduğunun altını çizdi. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri YPG daha önceden terör örgütü değil dedi ve YPG'ye silah verdi. Keza Suriye'nin farklı noktalarına baktığımız zaman müttefik olarak PYD, zaten şu anda. PYD kalelerinin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları söz. Var ve zaten az önce mesela işte bunlar değil mi? Şeyde bile Münbiç'te bile ne yaptılar? Oradaki PYD'yi kamufle etmek için PYD birlikleri buradan çekildi falan dediler. Ama ondan sonra onlar bir isim değişikliğine gittiler. Yine orada kalmaya devam ediyorlar. Yani artık bu oyunları, bu hileleri artık yani bariz ve açık. Bütün matematiğiyle beraber ortada görüyor herkes. Konuşalım mı? Eyvallah. Konuşalım. Tekrar devam edelim. Bir son dakika gelişme. Korkunç bir gelişme var tabii. Hani bunun nasıl hesabını verecekler? Bunun nasıl cevabını verecekler? Ben şimdi hayret içerisinde aynen seyircilerimize okuyorum. Tabii bana bile ağır geldi. Hakikaten bunu beklemiyordum. Şimdi dün akşam Rayna'da bir saldırı gerçekleşti. 4'ü ağır olmak üzere 65 yaralımız var. 39 hayatını kaybeden vatandaşımız var. Galiba, Yalnız bu saldırıdan sonra bu mekan işletmecisiyle ilgili mezheple ilgili tweet'i atan şahıs Barbaros Şansal'ın mason olduğunda burada deşifre ettik. Yalnız Mehmet Koçarslan bundan ayrı olarak da 3 tane açıklamada bulundu. Mehmet Koçarslan mekanın sahibi birinci açıklamasında CIA haber vermişti, denizden önlem alınmıştı dedi. İkinci açıklamasında devletin önlem daha fazla önlem alması gerektiği gibi bir şeyler söyledi. Hı
Bir açıklaması daha var. Üçüncü bir açıklaması daha var. Onu şimdi aklıma gelmedi. Bakmam lazım. Bir açıklama daha yaptım. Bunu da yine biraz sonra bulur söyleriz de. Yalnız çok ilginç bir durum var. Geziciler, Esatçılar bu ülkede 3 seneden beri bir holdinge saldırıyorlar. Bu holding Doğuş Holding. Çünkü Doğuş Holding onlara göre Recep Tayyip Erdoğan'a dolaylı destek veriyor. Militan yayın dediğimiz militan bir yayın yapmıyor. Yani Gezici, Esaç, ihanet yayını bulunmuyor. Seversin sevmezsin NTV diyelim. Daha açık garanti. Yani ekonominin içerisinde büyük bir pay. Sayın seyirciler, Rayna Mer Şahengin'miş. Ve buranın tahliye kararı çıkmış. Mehmet Koç Aslan senelerden beri Feriş Şahenk'le birbirine girmiş. 14 yıldır bu mekanı işleten Mehmet Koç Aslan'a mahkemeden kötü haberin gelme tarihi okuyorum. Feriş Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu, bu arada Hürriyet'in Özge Eğri Kar muhabiriyle haberi veri şekli son derece maksatlı, bunu da söyleyeyim. Şahenk Rayna'yı tahliye ettiriyor diye veren sadece Hürriyet. Ha pardon, aklıma şimdi geldi. Mehmet Koç Aslan da üçüncü şüpheli olduğu durum. İlk defa Hürriyet'e konuştu ve tek Hürriyet'e konuştu dün. Sonra kanallara çok sonra konuştu. İlk defa Hürriyet muhabirine konuştu. Hürriyet'in İsrail medyası olduğunu zaten daha önce ispatlamıştık burada. Şimdi bu Hürriyet de bu arada Mehmet Koç Aslan'ı tutan bir yayın yapmış. Daha önce aralarındaki organik doğa da deşifre ettik bu arada. Şimdi aynen ben okuyorum. Feriş Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Holding'in grup şirketlerinden biri olan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri işletmeci Reyna'yı tahliye etmesi için 2 yıl önce kiracı Mehmet Koç Aslan'ın şirketine dava açtı. Özetleyeyim istersen, davayı kabul eden mahkeme Koç Aslan'ın işletti Reyna'nın tahliyesine karar veriyor. İddiaya göre Arena şirketiyle davalı antik turizm sanayi şirketi arasında 7 Ağustos 2002 tarihinde kira sözleşmesi yapılmıştı. Sözleşmede kira sözleşmesi 31 Aralık 2013'te sona eriyor. 31 Aralık günü sona eriyor 2013'te. Arena şirketi kiraya verdiği Rayna arazisinin tahliyesini istedi. Ancak Mehmet Koç Aslan bugüne kadar Rayna'nın arazisini tahliye etmiyor. Şimdi çok büyük tazminatı göze alarak Rayna'yı neden tahliye etmedin Mehmet Koç Aslan? Sana kim orayı tahliye etme dedi? Orada ne gibi planlar yapıldı ki Mehmet Koç Aslan orayı bu kadar sene tahliye etmedi? Büyük cesaret. Yani o mekan biliyorsunuz Ortaköy'ün, yani İstanbul'un en değerli yeri. Ne Ortaköy'ün? Çok ciddi bir... Arena şirketi avukatı, müvekkilim şirket de bu araziyi yeme içme sektöründe kullanmayı istiyor diyor. Feriş Şahenk çok büyük gelir elde ettiği bir yeri boşalt diyor. Feriş Şahenk Amerika ile ortak biliyorsunuz. Feriş Şahenk'e General Motors ortaklığı var. General grubuyla, General Electric'le ne gibi bilgi geldi ki ısrarla Rayna'yı boşalttırmak istiyor? Türk istihbaratı Feriş Şahenk'e bir bilgi mi geçti? Rayna'da bir saldırı yapacaklar. Olayı Mehmet Koç Aslan'a aldı ya acaba? Soru da çoğaltırım da ben bir bitireyim. Bu arazi müvekkil şirketin... şimdi bir saniye. En son gelen durum şu. 22 Eylül tarihli. Yani ne zaman? 3 ay olmuş daha. Rayna'yı tahliye edecek. 14 yıldır Rayna'yı işleten Koç Aslan'a kötü haber. Doğuş Holding'in açtığı davayı kabul eden mahkeme Koç Aslan'ın mahkemeyi tahliye etmesine karar verdi. Şimdi fotoğrafı çekiyorum. CIA Feriş Şahenk'e Türkiye'de Erdoğan karşıtı bir yayın emri veriyor. Feriş Şahenk bunu kabul etmiyor. Bunu çok net söyleyebiliyorum çünkü Garanti Bankası'nın yapılan operasyonları biliyorum. Kabul etmemesi üzerine belki 10 milyonlarca dolar değerindeki Rayna'ya saldırı yapılacağını bir istihbarat veriyor CIA. CIA bu istihbaratı nereden alıyor? Mehmet Koç Aslan'a veriyor da Türk istihbaratını hangi birimlere veriyor? CIA'ya bu istihbaratı DAEŞ'ten kim getirip veriyor? Yılbaşı gecesi bir sürü güvenlik önlemi varken yine de başka güvenlik önleminde, buraya dikkat, güvenlik önleminde zaaf olan yerler değil, Rayna seçiliyor. Rayna'nın önünde güvenlik, kendi güvenlik önlemleri kesinlikle üst düzey değil. Zaten videolarda var bu. Pek alınmıyor. Ben bunun arkasını getiririm. Yani kapıyla temasa geçmem mümkün benim bireysel olarak. Çalışacağım, sözünü veremiyorum ama çalışacağım. Finale baktığında Rayna vurulduktan sonra Mehmet Koç Aslan ilk olarak Hürriyet'e konuşuyor. Devleti suçluyor. CIA'yı istihbaratı verdi olarak Amerikan istihbaratını söylüyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
bunun arkasından çok büyük sıkıntı çıkacak. Ben sadece bu kadar fotoğraf okuyabiliyorum. Demin okuduğum ihanet tweetleriyle beraber baktığında Mehmet Koçaslan, Rayna'nın işletmecisi, şu anda ilk gözaltına alınıp ciddi sorgulanması gereken. Bütün HTS, yani telefon kayıtlarının tamamı incelenmesi gereken şahıstır. Ben olsam ilk soracağım soru şu: sen bu kadar tazminatı göze alarak neden Rayna'yı boşaltmadın? İlk soracağım soru bu olur. Bir sonra da olayın şahidi, dolaylı bilgi sahibi diyoruz biz buna. Bilgi sahibi olarak savcıların Ferin Şahenk Bey'i almaları, Arena, onun şirketi, Arena avukatını almaları lazım. Şu andan itibaren, bu haberden itibaren Rayna'ya yapılan saldırı bana göre %51 deşifre olmuştur. Şahısın kaçabilmiş olması da ayrıca başka kuşkulu bir yerdir. Ben şimdilik o kadar konuşayım da orada bir takım güvenlik birimlerinde de ben şimdi bir sıkıntı görüyorum. Şahıs firarı çünkü. Yani saldırıyı yapan yok. Peki benim saldırıdan dakikalar sonra attığım tweet neydi? Ben onu kasten attım maalesef. Yine ön sezilerimiz doğru çıktı. Saldırıyı yapan şahsın diri olarak yakalanmasını ve örgüt bağlantılarının ortaya çıkılmasını umut ediyorum demiştim. Şahıs firarı şahıs. Bu işin arkasında başka bir iş var kardeşim. Bu iş normal bir saldırı, öyle bir DAEŞ MAYA saldırısı değil. Burada en üst düzey profesyonel bir kışkırtma var. Demin müsaade varsa bak onu Fatih Yaşlı'yı getirmişti. Rejide var mı imkanımız, getirebiliyor mu tweet'i? Tweet'i hazırlasın. Bak orada tabii o yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçeri böyle yaşatıyorlar ülkeye. 2017'de yaşanacakların provası bu geceki saldırı diyor. Nedir saldırı? Rayna'ya saldırı var. Arkasından Sünni Alevi. Ne alakası var Sünni Alevi? Fatih Yaşlı denen şahıs Bir Gün Gazetesi yazarı. Geçen de bir daha deşifre ettim ben bunu. Bu videoyu, işte askerlerin yakılması videoyu. Onun üzerine spekülasyon yapan görevli bu da. Maaşlı provokatörlerden birisi. Evet, geçelim. Biz ne dedik 2017 için? Sünni Alevi çatışması çıkaracaklar. Alevi kardeşlerim aman ha. Uymayın, dikkat edin. Sünnilerde ve Alevilerde sızdırılmış provokatörler var. Herkes kendisi içini denetlesin, temizlesin demiştik. Bunu söylüyor. Amber'in zamanında geçelim. Onu da deşifre ettik demin. Ne demişti? Eğer Amerika'nın partneri PKK'ya, Türkiye'ye iyi davranmazsa IŞİD vurmaya devam edecek mealinde ne demişti? IŞİD'e saldırmaya, YPG'ye saldırmaya devam edecek onları mi acaba demişti? Hızlı geçelim arkadaşlar. Bunları hızlı geçelim arkadaşlar. Geçelim, biz dur dediğimiz zaman dururuz. Belki teknik olarak geçemiyor. Devam edelim, bununla geçelim. Bunu da yaptık arkadaşlar, biliyorsunuz. Geçelim. Bunları hep işledik. Geçelim Mehmet Aslan'da. Bununla geçelim. Kalmadı mı yoksa? Emre Yılmaz'ı konuştuk bu çocukları da. Bunlar Hatay CHP. Can Dündar'ı da geçtik. Evet. Bir tane daha geçelim. İsmail Saymaz'ı da işledik. Deşifre etmemiz kimse kalmamış Özgür. Evet, bitti yani hepsi. Evet, bunu da geçtik. Bitti mi? Peki. Daha vardı ya, olur mu? Ha tabii bak, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması. Tamam, bunu da geçelim. Peki, bunu mutlaka yayınlamışsınızdır siz veya bu çok önemli. Bu bir vahşettir, dehşettir diyor vesaire. Ha, Ali Kemal, evet, bu çocuk bunu görsün herkes, bu önemli. CHP Defne Gençlik Kolları Başkanı. Şu anda CHP'nin, tekrar ediyorum, CHP Hatay, Güneydoğu Şırnak'tan 10 kat tehlikeli durumdadır. Bana yazıyorlar. Armutlu, Samandağ seni bekliyor. Seni zülfikarlı gençler kesecek diye bana yazıyorlar. Ben Alevi dostuyum kardeşim. Ben Sünni Alevi bilmem. Ben Kur'an ve sünneti bilirim. Her zaman söylediğimi yineliyorum. Tarihten bize politik ayrışmaları mezhep diye dayatmayın. Bırakın ümmet yürüsün. Aynen. Bırakın Kur'an ve sünnet bize yeter. Ben bunu hep söylüyorum. Aynı zamanda şunu da söylüyorum. Şii düşmanlığı yapmayın. İran ümmetin düşmanıdır. Yahudi düşmanlığı yapmayalım. İsrail dünyanın düşmanıdır. Ve Kürt düşmanlığı yapmayalım, kardeşlerimizdir. PKK bu ülkenin ve hatta ümmetin, şimdi baktığında Suriye ve Irak'ta düşman. Ben bunları da söylüyorum. Ama beni tehdit edenler kimler? CHP'nin Hatay'daki Nusayri mezhepçi çocukları. Bunlar CHP'nin olamazlar. Mustafa Kemal yaşasa odunla döverdi bu CHP'leri. Vallahi billahi odunla döverdi bu CHP'leri. Bunlar Türk devletinin hain unsurları. Bak, çıkmış Atatürk'le resim veriyor. Halbuki yanlış, takiye. Ulu Önder kim? Beşar Esad. Şu anda Beşar Esad'a istihbarat sağlamaktan cezaevinde vatan hainliğinden yatan şahıs hangi gazetenin elemanı? Yurt gazetesi. Kimin gazetesi? CHP gazetesi. El an koy tespiti, bitir olayı. CHP'nin ulu önderi Beşar Esad'dır. CHP'nin gazetesi muhabir. Başka bir şey daha geldi aklıma ya Özgürcüm. İsmail Beyciğim, bu nasıl iş? Büyükelçiye suikast, STV'de Fethullah Gülen'in kanalı.
Noel Baba kıyafeti giymiş birileri işte Noel Babalı. Yılbaşı suikast. Neden bu PKK'lılar, DHKPC'liler, DAEŞ'liler, CHP'liler, HDP'liler, Fethullah Gülenci. Ağızlarını açıp diyemiyorlar ki kardeşim canımız gidiyor. Ama bunun bak elçi gitti fitne. Bak yılbaşı vuruldu fitne. 90-91. Bölümler. Ha. Taksim mitinginde mesela terör dediler ama FETÖ diyebildiler mi mesela? Şimdi bir şey soracağım ben. Bunun sebebi şu olabilir mi? Bir, iki tane sebep söyleyeceğim. İkincisi korkunç. Bir, FETÖ sizin kardeşiniz. FETÖ sizin abiniz. Biz Müslüman zannettik, adam yerine koyduk. Hain olduğunu anladık ya. Allah Muhammed diyen teröristlerini inletiyoruz. İçeride inim inim inletiyoruz. Önlerine belgeler konuyor. Anlat ulan diyor. Demin diyor Allah Muhammed diyordun. Bu ne diyor? Özür dilerim abi diyor. Ha, ne oluyor? Savcısı düzenleniyor. Gereğini yapıyoruz. Biz buyuz. Ama siz Müslüman zannettiniz. Karşı çıktınız. Sizden hain olduğunu anladınız. Berabersiniz. Bunun için mi STV'deki diziyi? İkinci soru. Ağır soru. Bu dizi filmin 92. bölümü. Zannediyorum son bölümünde. Elçi suikasti. Özgür çok mühim. Hı hı. Noel saldırısı bölümlerinden sonraki bölümde içerik şundan ibaret. Reise suikast. Hı. Fethullah Gülen kanalında elçiye suikast ve Noel Baba'dan sonraki bölüm reise suikast. Siz bu dizinin ismi, buraya çok dikkat edin. Medyada bir yerde başka bir yer, A Haber falan buralarda müsaade etmez Haluk Çimen. Bu işlere Fehmi Korun'un eküristidir Haluk. İyi tanıyorum. Nizama adanmış ruhlar, baş harf nar, nar Arapça ateş demek. FETÖ Ateş isimli dizi üzerinden mi ateşli operasyonların talimatını gönderiyor? FETÖ'nün tedbirat dediğimiz birimlerin daha önce çok deşifre ettim. Bu birimler bu dizi üzerinden şifrelendiğini bildiği için mi sıralamayı da buraya göre yapıyorlar? Yoksa siz tamamınız tedbirattın başı olan Tuncay Opçin Amerika Şagirland'da yaşıyor. Siz hepiniz beraber olduğunuz için mi bizim bilmediğimiz bu nizama adanmış ruhlar, nar şifresini bildiğiniz için mi bu şifre üzerinden yürüyorsunuz? Evet, El An aynen böyledir. Nar dizi filmi şifredir. Bu dizi filmin senaryosu CIA ile beraber o zaman CIA Başkan Yardımcısı Brennan. Emrullah Uslu şu anda CIA'nın başkanı. John Brennan şu an CIA'nın başkanı. John Brennan, Emre Uslu, Tuncay Opçin. Bak bak. Sil bunu, kaldır bunu. Burayı kaldır bunu. Hemen kaldır bunu. Acilen kaldır bunu. Kaldır sebebini söyleyeceğim kardeşim şimdi size. Kanal 24'ün düştüğü tuzağa düşmeyin. Fethullah Gülen'in beraber kararlaştırdığı senaryolardır. Evet. Bunu bitireyim. Bunu niye kaldırttım? Seyirciler demesinler. İşte o ikonlar. STV sol üst tarafta ya. Bak şeytanlığa bak. Kanal 24'ün YouTube kanalını kapattılar. Bizim de kanalımızı kapatmışlardı analiz merkezini. Fatih Tezcan Video youtube.com/Fatih Tezcan Video kanalından devam ediyoruz. Şimdi orayı abone olun herkese söylüyorum. Burayı niye kaldırın dedim biliyor musunuz? Bak videoyu atarken de kapatın. Akit'in de YouTube kanalını kapatacaklar şimdi. Bunları yayınlamayın gösteremiyoruz. Bak bak bak. YouTube nerenin? Amerikan kanalı. Burada Türkiye ama bizde. Ama bir şey isteyince veriyor mu? Neyi? Biz bir şey isteyince durdurabiliyor muyuz devlet olarak? Twitter yetkileri. Twitter veriyor mu? Twitter yetkileri birinci ağızdan aktarıyorum. Bilişim suç. Yani şimdi birim yani şeyi vermeyeyim. Müdürün durumunu vermeyeyim. CIA yetkilileri Tayyip Erdoğan'ı tanımıyoruz. Siz kimsiniz dediler bizimkileri biliyor musunuz? Bilişim suçları da yetkili aynen, isimler aynen. Amerika Birleşik Devletleri'nden Samsun'da bir vatandaşımıza hal vaziyet bir saldırı bir durum olduğu vakit Twitter'da dediler ki biz Tayyip Erdoğan tanımıyoruz bu beyefendiye iletildi. Ne oldu? Twitter'ın elemanları Türkiye'ye acil çağrıldı. Twitter direkt kapatıldı. Bir gelsene sen buraya dediler gel. Sen Tayyip Erdoğan önemli ama hemen Türkiye'dekileri ne Türk yaptı o değil mi? Devletini tanımayacak evet. Kurum kuruluş adam daha dünyada anasından çıkmadı. Sen daha Türk devletine haraç veren bir devletsin. ABD dün bilmem neydin bugün bilmem ne oldun derler ya. Sen bizi mi tanımayacaksın? Yani ben görüşmeye giren kişiden aktarayım. Amerikalı Twitter yetkilileri bu şekilde dinliyorlar bizimkileri. Siz ne söylüyorsunuz yapacağız diyorlar. Günde 2 milyon dolar kaldırıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin Twitter. San Francisco merkezli ekşi sözlükle atıf yapıyorum. Merkezi Twitter'ı ayda 60 milyon dolardı. Şimdi o çıkmıştır 200-300 milyon dolarlara. Senede bizden milyar dolarlar geliri var. Bizi mi tanımayacak? Kendi adıma söylüyorum.
onaylı hesaptan bana küfür edenleri Twitter'a bildiriyorum. Birkaç saat sonra kapanıyor şu anda hesapları. Getirdiğimiz yerde. Tabii. Aa, günde, abi günde 20 tane hesap kapattırıyorum ben. Aa. Neden? Kardeşim hakaret etme. Bizim namusumuz var. Sizin gibi değiliz. Size hakaret küfür ediyor Amerikalılar herhalde. Siz geniş olabilirsiniz. Bizim Türk'üz, Müslümanız. Bizim örfümüz var. Finalde geldiğim yerde onun için kaldırın dedim. Bunu da izah ettim. Bu kadar. Benim de şifrem budur. Sorunuz varsa buyurun. Peki. Yoksa İsmail Bey. Peki teşekkür ediyorum. İsmail Bey ile devam edelim kaldığımız yerden. Orta Doğu'yu konuştuk ama ara sıra şimdi gördüğümüz zaman Batı ülkelerinin halini, onlar da kendilerine yönelik bir tehdit algısıyla aslında DAEŞ'in üstüne gittiklerini belirtiyorlar. Ama netice itibariyle Elbap operasyonuna baktığımız zaman koalisyon güçlerinin Türkiye sesini yükselttikten sonra oraya müdahale ettiğini görüyoruz. Fransa'da, Almanya'da, tabii ki Türkiye kadar, Rusya kadar değil ama orada da zaman zaman terör eylemleri gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Şöyle tabii burada aslında şöyle bakmak lazım. Terör olaylarıyla ilgili onların tabii ki bumerang gibi bir hani bumerang etkisi var ya. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Bugün onlar neyi inkar ederlerse etsinler. Bugün medeniyetin akış havzasına baktığınız zaman bir kere bir kompleks var Avrupa'da. Yani onu söyleyelim. Yani bu pozitivistlerin, işte aydınlanmacı filozofların dönemine baktığınız zaman o günden bu yana gelen gerçekten çok ciddi bir kompleksleri var Avrupa'nın. Yani buradaki kompleksi de şu, tabii bunu bizim belli bir dönem bizim o pozitivizm akımından etkilenen bizim içimizdeki efendim aydınlar da bu hataya belli bir zamanda düştüler. Çünkü onlar da bir İslam'ı bu ülkenin, bu toprakların, işte Osmanlı'nın geri kalmasının bir sebebi saydılar değil mi? Ve adeta işte Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu buradan tamamen koparıp çıkarıp sanki oradan bir yerden bir yere medeniyeti bağlamak gibi bir zeminde bir algı yürüdü. Bizim içimizde de bu belli oranda zaman içerisinde desteklendi aslında. Fakat bugün artık biz o toplumsal zeminle, toplumsal bağlarımızla artık belli bir zeminde buluşuyoruz. Ve artık bunun böyle olmadığına dair de bir hafıza bu coğrafyada Allah'a şükür ciddi anlamda gelişiyor. Onların içindeki en büyük korku bence, yani bunu birkaç defa da daha bugün sabahki yayında da ifade ettim. Diyorum ki... Burada bizim kendi kendimizle ilgili ortaya koyduğumuz tablo, biz şöyleyiz, böyleyiz, büyüyüz tabii ki çok önemli. Bizim bunu söylememiz ve söylettirmemiz çok önemli. Öyle değil mi? Hani ya da daha şöyle söyleyeyim. Bir insanın kendi gelişmişliğiyle ilgili, kendi ortaya koyduğu tablo ile ilgili bir şeyi kendisini söylemesi değil ama söylettirmesi çok önemli. Değil mi? Hani kendisini söylemesi biraz nezakete aykırı olabilir. Ama başkasının söylemesi önemli bir güçtür. Bugün... Yani o az önce ifade ettiğim 25 milyon kilometre karelik bugünkü sınırlarımızın 30 katı büyüklüğündeki bir coğrafyanın bizimle ilgili ne söylediği önemli. Bence bugün onların korktuğu şey bu. Oradan ciddi anlamda korkuyorlar ve ürküyorlar. Çünkü o insanlar bugün diyorlar ki Türkiye tekrardan potansiyel anlamdaki yerine otursun, tekrardan lider olsun ve tekrardan bizi birbirimize bağlasın. Bizi bir uhuvvete, bir kardeşliğe taşısın tekrardan. Bu korkuyu yani bizim duyarken mutlu olduğumuz... Yaşarken mutlu olduğumuz bu şeyi acaba onlar duyarken mutlu oluyorlar mıdır? İşte neticede görüyorsunuz ki işte bütün tehditler bu anlamda buradan sizin üzerinize geliyor ve sizi bu anlamda bu ortak akıl oluşturma zemininde sizi kaydırmaya çalışıyorlar. Yani şimdi evet. Baktığımız zaman diğer taraftan Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere'de bir terör eylemi olduğu zaman onların içerisindeki muhalefet yapıları çıkıp da hükümetlerini eleştirmiyorlar. Eleştirmiyor yani, bir ikincisi gördük. Almanya'daki mesela tırlı saldırı gerçekleştiren kişiyi İtalya'da vurdular değil mi? Öyle olarak ele geçirildi. Yani Almanya, işte Fransa bilmem ne, Avrupa kendi içindeki teröristi kendine zarar vermiş olanı çok çabuk imha ediyor. Komşularıyla birlikte de harekete geçiyor. Efendim istihbarat paylaşımı, dayanışma müthiş. Ama bakıyorsunuz ki bu dayanışmanın içerisinde Türkiye ile ilgili zemine baktığınız zaman aynı dayanışma ve aynı destek gelmiyor. Neticede bunu 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz saldırılarında yani çoğu birkaç ay sonra açıklama yapanlar oldu. Aylar sonra bu ülkeye ziyaret yapanlar oldu. Günler sonra bu ülkeye ziyaret yapanlar oldu. Ondan sonra işte kuru, diplomatik bir şeyin ötesine geçmeyen bir takım işte beyanatlar, açıklamalar, telinler falan duyduk. Fakat bunlar artık bizim gözümüzde de ciddi anlamda riyakarlık kokan şeyler. Çünkü orada cümleleriniz ne yazıyorsa yazsın. Sizin önemli olan icraatlarınızdır. Ortaya koyduklarınızdır. Biz icraatlara bakıyoruz. İcraatlarınıza baktığımız zaman biz burada böyle bir şey göremiyoruz. Hani ya. Ben onlara gene onlar kendi zemininde yürütmesi gerekeni yürütüyor. Ben onlara yine çok fazla yani tamam sen busun işte diyebiliriz. Dışımızda bir şey çünkü.
Ama en üzüldüğüm şey bizim içerimizde bize karşı kullanabilecek hainler buluyor olmaları. Hı hı. En kötü olan ve yürek acıtıcı olan burasıdır yani. Ve biz onu fark edemiyoruz. Zor fark ediyoruz ya da. Yani hareketi deşifre olduktan sonra hı hı. fark ediyoruz. E şimdi mesela görüyorsunuz yani Rus büyükelçisini öldüren kişi bir polis. Yani şimdi polisin içindeki haini kim yakalıyor? Polis yakalıyor. Polisin içindeki polis kimliğini gösterip giriyor. Nasıl ayıracaksınız bunu? Yani oradaki meseledeki risk, meseledeki tehlike boyutunu hı hı. Görebiliyoruz değil mi? Evet. Yani mesele bu zaten. Problematik vücut, bu. Tabii. Yek vücut olamayışımızın nedenlerinden bir tanesi de. Şimdi burada hı hı. çok özür diliyorum. Aynı şey. Yani bizim hı hı. burada birlik olmamız ve bu içimizdeki hainleri barındırmamamız gerekiyor. Evet. Ben en son yazımda da bunu ifade ettim biraz. Dedim ki farklı farklı hesaplardaki 1 milyar tane 1 TL'nin bir anlamı yok. Onları tek bir hesapta birleştirip de 1 milyar TL'yi alım gücü olarak bir yere taşımazsanız 1 milyarlık bir şey alamazsınız değil mi? 1 milyar tane farklı hesaptaki 1 milyar lirayla. Onlar bir araya geldiğinde 1 milyar TL'lik bir şey alabilirsin. Yani bu maddi olarak bu maddi tarafı. E bir de insan ilişkilerinde bu giriftlikler, sosyolojik, siyasi, tarihi, coğrafi pek çok şeyi işin içine kattığınız zaman o 1 milyar maddi anlamdaki 1 milyarın çok 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 ötesinde ve hesap edemeyeceğiniz kadar büyük bir şeylere tekabül eder. O yüzden de eğer İslam coğrafyası bu darmadağınıklığından, bu bizim üzerimizde mühendislik hesapları sonucunda oluşturulmuş bu etnik, efendim inanç, kabilelere kadar bizi ayırdıkları bu zeminde bu birlikteliğimizi sağlayamazsak eğer, hani bugün Arap coğrafyasının önemli bir bölümünde bakıyorsunuz bugün değil mi? Safahatından taviz vermeyen insanlar var. Ultra lüks yaşıyor adam. Ultra lüks yani. Anlatabildim mi? Adam geçenlerde bir belgesel izliyorum. Adamın kokusu bile 50-60 bin dolar, 1 milyon dolar koku kullanıyor adam. Anlatabildim mi? Şimdi böyle bir ultra lüks hayatın içerisinde maalesef yani orada da bir birliktelik yok. Birisi safahatından ödün vermiyor. Öbürü egosundan ödün vermiyor. Dolayısıyla herkes yani tabiri caizse bizim hani Anadolu'da bir lafımız vardır ya yani. O zota zot ata kim versin ot meselesi bir türlü at yem yiyemiyor arkadaş yani. La teşbih ve la temsil olarak söylüyorum bunu. Bir başka bir boyutu o da şu. Hani bu az önce tweetlerde de gördük. Bizim içimizdeki insanlar hainlerle ilgili mesela. Bunlar çok yani bizim içimizden o hainlik olarak ortaya koydukları için insanın içini acıtıyor bunlar. Mesele budur. Diyor ki hani bunu gerçi bu bizim atasözümüzdür yani bunu bir Fethullahçı terör örgütü mensubu olarak yargılanan şahıslardan birisi kitabada olarak da kullandı galiba ama bizim özümüzde bir atasözüdür bu yani ona ait olarak kimse yorumlamasın. Dolayısıyla diyor ki hani kurtla yiyip çobanla ağlama meselesi. Çok önemli. Adam orada seni gelip kurtla beraber olup seni yiyor ondan sonra da dönüp gelip çobanla beraber de ağlıyor. Yani ihanet bu duruma gelmiştir ama riyakarlığı ve bu ikiyüzlülüğü artık ferasetimizle ortaya koyduğumuz ilmi ve limmi perspektiflerle bunları elhamdülillah görebilecek ve deşifre edebilecek de bir yapıya sahibiz Allah'ın izniyle. Şimdi biraz daha konuyu açmak ve netleştirmek Eyvallah. İstiyorum aslında. Amber'in zamanın az önce tweetlerini okuduk. Hı-hı. PKK iyi ki var dedi ama bir taraftan da aslında bu ülkede en çok izlenen haber kanallarından bir tanesinin spikeri çıkıyor. Türkiye PKK'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmeli diyor. Yani toplumda ön planda olan insanlar ya da Hı-hı. görsel olarak ön planda olan insanların Kim terörizme Hı-hı. batılı, Fatih Portakal'ı biliyorsunuz öyle evet. sanıyorum ki Fox TV'de evet. PKK'ya teşekkür etmelidir Türkiye dedi. Hatta ya, YouTube'dan da açıp izleyebilirsiniz. Yani. Bir dönem bunun altını çizdi Doğru. Fatih Portakal. Şimdi diğer taraftan ben birlik olmalı. Yok. Yani ben bildiğim kadarıyla bir yıl falan doldu. Tabii. Şimdi bir taraftan da şu mesele var. Birlik olmalı dedik ama Akif Hamza Çebi'nin bugün açıklaması var. Bu saldırı aynı zamanda yaşam tarzına müdahaledir diyor. Şimdi PKK keza Bursa'da camiye giren vatandaşları katletti. O zaman birileri çıkıp da niçin kardeşim bu saldırı yaşam tarzına müdahale edemedi? Hı. Yani benim teröristim, senin teröristin sadece Avrupa'da yok, içimizde de var. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi bakın, ben geçen bir yerde de söyledim. Hı hı. Bunu tekrarlamakta fayda var. Çünkü güzel hı hı. olanı tekrarlamamız gerekiyor değil mi? Tekrarlayacağız. Orada son 2 dakikamız var. Eyvallah, hızlı tamam. toparlayalım. Hızlı hızlı toparlayalım. Hı hı. Çünkü şunu biliyoruz. Afrika'da, değişik ülkelerde, oralarda arkadaşlarla bizim öğrenciler var. Uluslararası onlarla konuşurken de çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki bu batının, bu efendim sömürgecilerin Afrika'da şurada burada yaptığı çok böyle bir şey yok. Hı hı. Ama yaptıkları, çok iyi yaptıkları bir şey var. Sık sık tekrar etmek. Mesela bir tane diyelim ki bir gram bir şey veriyor, 1000 defa söylüyor.
Anlatabildim mi? Dolayısıyla çok büyük bir şey oluyormuş gibi insanları algılattırıyorlar. Hatta Somalili birisi geçen Afrika Sempozyumu yaptık. Orada söyledi, dedi ki Amerika dedi veyahut da işte Birleşmiş Milletler dedi 1 milyon liralık bir bütçe çıkarıyor. Şurada bir okul yapacağız, bir tesis yapacağız Somali'de diyelim. Ondan sonra diyor bu para diyor biri geliyor başka bir fizibilite çalışması. Öbürü geliyor başka bir fizibilite. Öbürü geliyor başka bir fizibilite. Geliyor en iyi yerlerde yiyor, içiyor, yatıyor, uçak bileti şuyu buyu. Ondan sonra bir sene sonra diyorlar ki 20 tane tabii fizibilite oluşuyor orada. O birileri gelip gidiyor. Sonra diyorlar ki bütçe bitti. E tabii biter. Yani 20 tane adamı sadece araştırma için oraya gönderirsen onlar da gelirler, yerler içerler. Sonra da biter. Ondan sonra da bu yapılmaz. Peki, ama biz bugün eyvallah. Alalım. Biz sonra orada TİKA, efendim İHA gibi değişik yapılar ve ondan sonra şimdi Maarif Vakfımız var değil mi? Pek çok boyuttan biz buralara ulaşıyoruz ve Türkiye dedi Somali'de ve Afrika ülkelerinde bir yardımın nasıl yapılması gerektiğine dair insanlarda bir analoji, bir kafa oluşturdu, bir hafıza oluşturdu. Artık eskiden ne kadar uyutulduğumuzu anladık dedi. Ve dolayısıyla diyorum ki işte o zaman bizim bu birlikteliği sağlayarak, bu birlik ruhunu oluşturarak bir arada yürümemiz ve bunu herkese bu şekilde anlatmamız lazım. Anlattığımızı ve yaptığımızı söylememiz lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım, hemen kapatacağız. Şimdi, bir dakika. Son sözümde yine bir şey söyleyeceğim. Bu Hilmi Yarayıcı, bu şahsı ben tanımıyorum. Bu Hatay CHP milletvekiliymiş bu. Şimdi Hatay Beşar Esad'ındır diyor bu CHP'nin oradaki tabanı. Biliyorsunuz Hatay Kurtuluş Örgütü'nü kurdular. Livatah Rantaki 3500 tane uyuyan hücresi vardı. Orada çok uzun deşifre ettim onları. Yalnız bu şahıs diyor ki, şahıs diyorum, o milletvekili falan. Yani Hatay'daki o bölücülerin ve bölücü vekili falan olabilir bu. Diyor ki iktidar kimseyi kandırmasın. Rayna katliamı Diyanet'inden Mebin'e kadar yılbaşı üzerinden yaratılan nefret söylemin eseridir demiş. Altına da işte bir şeyler koymuş falan. Bunu milletvekili paylaşamaz böyle bir şeyi ya. Evet. Burada çok ciddi olarak bir şeyle karşı karşıyayız biz galiba. Hayır, bakın şu anda bütün tweetlerde birleşen bir nokta oluşuyor. Şimdi, bir bu şey Diyanet'in işte efendim şu etkisi falan filan filan. Tamam, ortak da, bir dil olduğu nasıl belli, görüyor musunuz? Ortak yani? Bir şey söyleyeceğim. Heh. Mevzu başka ya. Geçen gün elektrik kesildiğinde ben bir tweet attım. Dedim ki Mart bahar planları elimizde. Hı. Zaten detayıyla elimizde. Elimizde derken yani devletin istihbarat kurumlarının elinde. Can Dündar, Mehmet Ali Alabora'nın kaçması falan boşuna değil. Çok büyük katliamlar planlıyorlar Türkiye'de. Tamam da o gün o tweette ben demiştim ki bunların bir kış planı olmadığına, bunların Mart'a kadar rahat duracağına kadar yemin edemeyiz, elimizde bir delil yok diye bir tweet atmıştım. Şimdi anladığımız kadarıyla arkadaşlar Mart'ta, onu da seninle beraber Özgür, yayın yaptığımızı hatırlar mısın? Doğu Perinçek, evet. Alev dediği için ben Alevi kardeşimize çağırıyormuşum. Bak dedim ben sizi sokağa dökecekler, sizi katledecekler, sizin üzerinden katliam yapacaklar. Dikkat edin yani, Nusaylılara uymuyor. Yani daha doğrusu Hatay, Antakya'daki bir kısım kendisine Nusaylı diyen bölücülere uymuyor. Artık böyle demem lazım. Çünkü Nusaylılardan da takipçilerim var. Abi ölürüz senin için diyorlar. Biz Nusaylıyız. Etme. Bütün Nusaylılar deme diyorlar. Orada da, şimdi yalnız o tweetten sonrasına baktığımızda zannediyorum biz yanlış anladık. Mart'ta büyük katliamlar yapacaklar bunlar. Ocağın birinin ilk saatinde başladılar herhalde. Çünkü Hatay milletvekili de CHP bu işin içinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 tane Deniz Baykal'ın CD'si var. Bak bana son dakikayı bırakıyorsun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, size nasıl kurayım bu cümle işini sevgili seyirciler. Deniz Baykal'a hazırlanan kumpasta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizatihi kendisinin bir durumu var da konuşamıyorum ki. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Deniz Baykal'la paylaştı diye düşünüyorum. 2 saatlik görüşmede Deniz Baykal da durumu zaten biliyor Deniz Baykal. Olayın faili olduğundan dolayı 6 farklı insan var. Kemal Kılıçdaroğlu ile organik durum var diyorum, bakın. Hani şimdi bizim milletimiz ferasetli, aslında ne demek istediğimi anlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP zaten o katliamların içinde olacaklar. Onu biliyoruz biz. Ama anladığım kadarıyla CHP Hatay milletvekilinin topa girmesiyle Merdan Yanardağ falan girdi. Eski PKK biliyorsun, Özgür Gündem genel yayın yönetmeni yani. Anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Rayna katliamından yola çıkarak Sünni Alevi kesimi birbirine düşürmek için bir, bunlar eylem silsilesi hazırlayacaklar. Benim son sözüm şudur. Buradan son bir haftada üçüncü çağrım yapıyorum. Alevi kardeşlerim, Sünni kardeşlerim, dine inanan inanmayan, mezhebi olan olmayan herkese söylüyorum. CIA, İngiltere Atatürk'ü neden öldürdüyse 1938'de, beni Türk hekimlerine emanet edin diye yalvara yalvara gitti Mustafa Kemal. Neden İsrail'in kurulmasına izin vermedi? Neden Mason Loja'nı kapattı? Neden Atatürk öldürüldüyse aynı sebepten, harf değil, nokta virgülüne kadar aynı sebepten Tayyip Erdoğan'a
Şimdi hükümete, Türk ordusuna bak görüyorsun canlı efeler diyor. Özel harekete saldırı var. Amene. Allah Muhammed aşkına insanlık namına uyanık olalım. Alevi kardeşlerimin yanındayım. Dün orada katledilen şimdi 39 belki biraz 40'ı geçebilir. 4 tane ağır yaralımız var. Hepsinin yanındayım. İlk fırsatta da Türkiye çapında büyük eylemlerde Sünniler ve Aleviler, Türkler ve Kürtler bir araya gelelim. Milyonluk birlik ve beraberlik eylemleri yapalım. En önde gideceğim. Ne taş taşıyorsa, kim ne yapıyorsa altına gireceğim. Yardımcı olacağım. Buradan bütün medyayı göreve davet ediyorum. Ve son bir söz. Amane, ince kırmızı çizgimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sıhhat ve afiyetidir. Samanyolu TV'de bu elçiye suikast, Noel Baba suikastı geçen dizide reise suikast varmış. Şimdi oradan nizama adamış ruhlar nar diye baş harflerinden şifre var. Hani böyle bir şeye kalkışılırsa Allah bak işte olsun. O zaman biz televizyona 15 Temmuz'da çıkamadık. Yine televizyona çıkamayız. Başka türlü işler olur. Ben onunla ilgili bir analizle şifre yapamam. Allah muhafaza buyursun. Peki. Buradan devletimize uyarıyorum. Aman ha bütün peki. Vatandaşımız olduğu gibi seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canına dikkat edin. Bir Mustafa Kemal daha, bir Adnan Menderes, bir Turgut Özal daha gitmesin. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Peki. Evet değerli izleyenler, bu şekilde de sabah gerçekleşen, aslında dün gece gerçekleşen saldırının detaylarına ilişkin konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir girişim olabilir mi, teşebbüs olabilir mi? 15 Temmuz sürecinden sonra zaten bu tartışıldı. Öyle ki gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a temas etmeden hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı düşürüp Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Lütfen hepimiz dikkatli olalım. Solcusu da sağcısı da netice itibariyle bu ülkenin refah değerlerini savunmak, daha yukarıya taşıyabilmek için varlar. Ama solcu artık bu dönemde terörle arasına ciddi bir mesafe çekmesi lazım efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.